Ben Cemal Taner eğitmen yazar. Evet, bugün sizlere bir paketin yolculuğu diyerek bir network'teki paketin başka bir network'e giderken başından neler geliyor? Nasıl bir ne? macera yaşıyor? Bundan bahsedeceğiz. Evet. Tekrar baştan alayım. Biraz benim söylediklerim geç gitti yayına. Evet arkadaşlar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü topluluğunun düzenlediği etkinliğe hoş geldiniz. Şimdi ben şöyle sağda monitör var, o yüzden gözlerim kayıyor yan tarafa. Chat ekranına da bakıyorum. Evet, bugün bir paketin yolculuğu ismini verdik bu yayında. Burada bir networkten başka bir network'e giden paketlerin başından neler geçiyor bunları göreceğiz. Tabi bunu anlatırken Temel, network bilgisinden de bahsedeceğim. Yani işte bir network nedirden, network cihazlarından. Yani bunları belki birçoğunuz biliyor ama arada böyle katılanlar olabilir, e, bilmeyen kişiler. Onlar da ne yapmış olacak, öğrenmiş olacak. Sonrasında işte dediğimiz gibi bir networkten başka bir networke giden paketin ayrıntılı, işte açıp mesela paket tracer'da simülasyon moduna gelip burada paketin işte bir frame yapısına, bir segment yapısına, bir paket yapısına ne yapacağız? Bakacağız. Bu şekilde ayrıntılı. Bu arada bunu bakınca tabii biraz TCP IP'den, OSI'den de bahsedeceğiz. Şimdi ben bu e, paketin yolculuğu ismini vermemdeki veya bu konuda bahsetmek istememdeki şeylerden biri de şuydu. E, bir forumda görmüştüm. İşte forumdan banlanmış kişi diyor ki bana diyor Mac banat diyor. Yani Mac adresime banat diyor. Şimdi Tabii MAC adresi lokal area networkte yani yerel ağda kullanılan bir adreslemedir ve ağın dışına çıkmaz. Yani sonuçta o yerel ağ içerisindedir. Benim burada evimden dışarı çıkmıyor MAC adresim. Ama bunu bilmiyor tabii bu arkadaş, genç arkadaşımız. Bana diyor ki forumda bana MAC banat. Ben de o zaman dedim ki böyle bir şey yapalım. İnsanlar MAC adreslerini tabii siz isterseniz belli protokoller kullanarak MAC adresinizi dışarı çıkartırsınız. Eyvallah ama normal şartlarda biraz sonra göreceksiniz zaten. Yani biz şimdi bir paket tracer açıp bir network oluşturacağız. İki tane farklı network oluşturacağız. O networkten diğerine giderken bir networkten diğerine giderken paket bakalım MAC adresi aynı kalacak mı? Değişecek mi? Veya IP adresleri ne olacak? İşte kaynak adres, hedef adres, kaynak MAC adresi, hedef MAC adresi, search destination gibi. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani uygulamalı bir şekilde hatta Etkinliğin duyurusunda arkadaşlar e, yani bu etkinlikte e, katılmak isteyenler paket tracer kursunlar diye duyurdular. Bende Cisco Packet Tracer'ın son sürümü yüklü. İsteyenler de böyle yavaş yavaş yani şöyle ekranı ikiye bölerek e, kendileri de benim anlattığım konuyu isterlerse yapabilirler. Onun dışında yayın e, daha sonra bu, bu kanalda yani I, Bibli, tek Bilim ve Teknoloji Topluluğu yazıyor. Yani şu an bulunduğunuz kanalda tekrar olacak yayın bittikten sonra. Yani yine tekrar izleyebilirsiniz burada anlattıklarımızı. Kendiniz açıp Paket Tracer'da yapabilirsiniz. Bu arada ben anlatırken, yaparken konuyla ilgili sorularınız olursa ben chat ekranını da yani şöyle gözümün bir tanesi orada olacak takip edeceğim. Ama onun dışında, konu dışında yani benim anlattığımın dışında sorularınız olursa onlar arkadaşlar en sonda sorun. Yani kariyerle ilgili, veya belli merak ettiklerinizle ilgili sormak istediğiniz soruları yani bizim anlatacağımız şeyler biter. Bittikten sonra sorabilirsiniz arkadaşlar dediğimizde ne yapabilirsiniz? Onları sorabilirsiniz. Bu arada hiç ses geliyor mu gelmiyor mu diye sormadım. Yani ben sesin geldiğini kendi bilgisayarımda denemiştim ama size de inşallah geliyordur. Yani şöyle bir kaç dakikadır boşuna konuşmamışızdır. Evet geliyor değil mi ses? Evet çünkü ilk başta hep öyle yaparlar ya. <laughs> ses geliyor mu gelmiyor. Çünkü görüntünün gelip gelmediğini görüyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş arkadaşlar başlıyoruz. Paket Tracer'ım benim açık. Ee, buradan hemen ekranıma şöyle geliyorum. Evet, şöyle Paket Tracer açtım. Ve buradan bir paketin yolculuğuna başlayacağız. Dediğim gibi arkadaşlar, öncelikle bir network nedir, anidir'den başlayıp daha sonra adım adım gideceğiz. Şimdi öncelikle şöyle bakın geldim. Burada bir switch yerleştirdim çalışma alanına. Şimdi switch neymiş? Bahsedeceğiz. Daha sonra bir bilgisayar koydum. Daha sonra yine bir bilgisayar koydum. Evet. Bakın. Şimdi ne var burada? İki tane client'ım, istemcim ya da bilgisayarım var. Ve bunları getirdim. Bakın şurada connection, şimşek işareti var. Burada kablolar var. Bunlarla yavaşça geldim. Ethernet yani network kartı bilgisayarların üzerinde vardır. Şu an kablolu bağlıyorum bir de. Bakın kablosuz bağlantının çok yaygın olduğu bir şey şeydeyiz şu an. Geldim fest Ethernet bağladım. Yine diğer bilgisayarın da Fast ethernet, yani network kartının üzerinde getiriyorum. Kabloyu ne yapıyorum? A kablosunu takıyorum. A kartına RJ45 biliyorsunuz sonlandırılmış şekilde ucu. Bunu da getirdim buraya taktım. Yani şu an benim bir switch ki buna biz anahtar diyoruz. Yani tabi Türkçe karşılıklarını kullanıyoruz arkadaşlar. Hani günlük hayatta çok kullanmasak da. Yani ben de günlük hayatta switch diyorum yani anahtar demiyorum. Hani her ne kadar işte böyle dokümantasyonda bir akademik bir şey yazarsak orada anahtar diyoruz. Ya da şartnamelere bakarsanız yine anahtar diye görürsünüz. Hatta Cisco'nun yani şu gördüğünüz Cisco Switch'tir 2960 serisi. Cisco'nun sitesinde de yine anahtar yazar Türkçe sayfasında. Yani bazen ben anahtar dediğim zaman dokümantasyonda veya böyle eğitimlerde e, ondan sonra hocam anahtar ne diye dal geçenler oluyor ama. Yani diyorum ki bana atarlanıyorsan dal geçiyorsan git Cisco'nun sitesine bak orada da anahtar yazıyor. Yani bunu da söyleyelim. Yani karşılaştığınızda yarın anahtar neymiş diye şaşırmayın. Yani şu gördüğünüz switch Türkçesi anahtar. Şimdi neymiş arkadaşlar network? En az iki tane. Bakın iki tane neyimiz var? Bilgisayarımız var. İki tane bilgisayarın bir araya geldiği, bağlandığı ki bunu bakın kablolu şekilde bağladım. İstersem kablosu da bağlardım. Orada ortada switch yerine bir access point olurdu. Ki bugün evimizde hatta her yerde kablosuz bağlantı çok yaygın. Ee, ama tabii kablosuz bağlantının çok tehlikesi var arkadaşlar. Yani geçen gün yine e, Twitter'dan, LinkedIn'den vesaire paylaşmıştım. Yine YouTube kanalında bir e, kablosuz ağ şifrelerinin nasıl kırılmasıyla ilgili. Bakın şifre dedim bilerek yanlış söyledim. Hoca parolaya şifre diyor demeyin yine. Doğrusu password. Password'ın da Türkçesi paroladır. Ama biz yine onu yani millet hep yanlış kullandığı için, şifre dediği için biz de öyle diyelim. Aslında onun doğrusunun parol olduğunu bilin yani. Hani siz de yanlış kullansanız bile ne yapın? Halk öyle biliyor. Biz de halkın seviyesine inmiş oluyoruz. Yani hani sonuçta sizi halkın seviyesinde e, anlamında söylemedim. Sakın yanlış anlamayın yani. yani. sonuçta bu video YouTube'da olacak. Yarın gün başka birisi geldi izledi. 10 yaşında bu çocuk parola nedir demesin. Şimdi işte kablosalar tehlikeli. Mesela şu an benim bilgisayarım şu an ben bir laptop kullanıyorum ve kablolu bir şekilde modemime bağlı. Tabii kablonun da bir sınırları var. İşte bakır kablonun nedir? 100 metredir. Cat 5, Cat 6, Cat 7 neyse kategorilerde de olsa maksimum 100 metre ne yapabilirsiniz? bir mesafede anca bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Yani şu gördüğünüz kablo, yani şu gördüğünüz switch ile bilgisayar arasındaki mesafe en fazla ne olabilir? 100 metre olabilir. Ha, daha fazla olsun istiyorsanız ne yaparsınız? Bu sefer fiber optik kablo kullanırsınız. Fiber tabi sonlandırıcının burada takılacağı bir network kartının uyumlu olması lazım. Orada da multi mod, fiberlerde 500 metreye kadar ne yapabiliyorsunuz? Single modda daha uz ıı, uzun mesafelerde bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Tabi kablosuzda da aslında bağlantıda mesafede sınır var. Yani siz de mi işte alıyorsunuz laptopunuzu gidiyorsunuz şöyle öteki o diye hemen diyorsunuz işte bir diş çekiyor iki diş çekiyor falan. Yani arada hemen ne olmuş oluyor? O kablosuz sinyaller bir başka diyelim ki arada da duvar var veya başka bir girişim var başka ne var mesela alttaki komşunun üstteki komşunun yandaki komşunun e, kablosuz modem var evinde onların da girişimi yani interferans dediğimiz şeyle bizim kablosuz ağımızın performansı düşüyor bakın performanssız güvensiz problemli bir bağlantı ama ne yapıyoruz işte kurulumunun kolaylığından onun dışında işte e, rahatlığından, mobiliteden, taşınabilikten dedim ya işte alın laptopunuzu salona götürün. Ondan sonra mutfağa götürün. Elinize taşın ya da cep telefonunuz. Cep telefonumuzu mesela kabloyla bağlayamıyoruz değil mi? Yani vardır belki bu, bu, şekilde şeyler ama hani hiç değil mi? Yok öyle bir şey yani cep telefonumuzu, iPhone'umuzu ya benim mesela Xiaomi telefonumuzu kabloyla switch'e bağlıyoruz. Yani bazı yerde de kablosuz bağlantıyı kullanmak zorundayız gibi yani düşünün. Ama şunu demek istiyorum yani kablosuz bağlantı problem. Hani elden geldiğince kullanmamak lazım ve bazı yerlerde güvenlik açısından yasak mesela. Yani bazı yerlerde bakıyorsunuz kamuda veya işte savunmayla ilgili yerlerde mesela kablosuz bağlantı hiçbir şekilde kullanılmıyor. Çünkü kablosuz bağlantıyı dinlemek, sinif etmek, hem şifresini kırmak hem paketleri yakalamak mümkün. Ve bunlardan da belirli şeyler elde edebiliyorsunuz. O yüzden en güzel kablolu. Ne yaptık? Uzattık biraz da kusura bakmayın. En az iki tane bilgisayarı geldik. Kablo üzerinden bir a cihaz üzerinden sonuçta bir a yapısında nedir arkadaşlar buna a cihazı denir Mesela switch anahtar bir a cihazıdır biraz sonra buraya gelip bir router yerleştireceğiz şuradan geliyorum bakın network gelir geliyorum buradan 4331 ya da isterseniz buradaki 1941 router, router alalım şuradaki routerı şöyle bakın ne yaptım bir yönlendirici aslında sizin evimizde kullandığımız modem dediğiniz şey aslında bir routerdır yönlendiricidir ne yapar sizi internete yönlendirir başka bir a İnternet bugün en büyük vital network'tür. Şu an ben bir ne oluşturdum aslında? Lokal area network yani yerel alana. Şimdi tabii biz bu network'i neden kuruyoruz? Yani bu işte ben iki bilgisayarı neden bağladım? Aslında amacımız nedir? Bir şeyleri paylaşmak. Mesela burada ben bir dosyayı paylaşırım. Değil mi? Buradaki PC birden gelip oradaki dosyaya ulaşabilirler. Ya da burada yine bir ağ yazısı bağlarım. Yani şöyle gelirim. Hemen gelelim şuradaki end device'lere. Buradan getiririm bir tane ağ yazıcısı bağlarım. Değil mi? Her bilgisayara bir tane yazıcı bağlamak yerine A'da bir tane yazıcı olur. Burada kullanıcı olsun mesela 20 kişi, 30 kişi. O 20 kişi, 30 kişi bir tane yazıcıyı kullanır. Veya gelirim sonrasında bunu burası düşünün benim router'ım gigabit 00 interfeysine bağlıyorum bakın. Switch'in de yine gigabit interfeysine 01'ine bağladım. Evet beni işte bu router ne yapacak? İnternete yönlendirecek. Ben ne yapmış oldum? Buradaki bütün bu kullanıcıları bu şekilde bir switch üzerinden bağlayarak internete paylaştırmış oldum. Yani aslında network'ün ağın en büyük amacı ne? Bir şeyleri paylaşmak. Ne güzel değil mi? Paylaşmak güzel bir şey. İşte burada kaynakları paylaşıyorsunuz. İşte interneti paylaşıyorsunuz. Dosyadır az önce söylediğimiz gibi. Yazıcıdır. Donanımları paylaşıyorsunuz gibi gibi. Şimdi ne yapmış olduk? Şu gördüğünüz bir yerel alana, lokal area network. Şimdi biraz sonra ben şurada, tabi buraya başka bir router koyup yine şey yapmayacağım. Şuraya tekrar bir switch koyup burada bir lokal area network oluşturacağım. Ve buradaki bir bilgisayardan şu sağdaki, biraz sonra oluşturacağım yerel ağdaki bilgisayar arasındaki trafiği inceleyeceğim. Bir paketin yolculuğuna böyle başlamış olacağız. Öncelikle ne dedik? Bir network nedir diye başlayalım. Hani bu arada yanımıza bir şekilde tabii YouTube'dan şuradan buradan gelenler olur, duyanlar olur, sonra izleyenler olur. Bu network neymiş bir tanımlayalım dedik. Tabi bakarsanız network'ı oluşturan komponentler, bileşenler nedir? İşte ağ cihazları. Switch bir ağ cihazıdır burada gördüğünüz. Router bir ağ cihazıdır. Şurada gördüğünüz bilgisayar, buradaki yazıcı veya masaüstü bilgisayar bunlar desktop ama laptopta, notebookta bağlayabilirdim. Bunlar birer nedir arkadaşlar? Client diye geçer veya host diye geçer. Bazı dokümantasyonda biz bir zamanlar konak bilgisayar diye çevirmiştik. Belki yine karşılaşırsınız bir yerlerde. Bayağı dalga geçmişlerdi. Ben yani şimdi artık konak bilgisayar demiyorum. 10 sene önce diyordum. Host yani host. IP adresi alan. Bugün host dediğiniz mesela evinizde bir buzdolabı varsa internete bağlanıyorsa o da bir hosttur. Veya e, bir hani server host mantığıyla işte server bir şey sunar. Host da ne yapar? O sunucudan o e, hizmettiği. hizmeti alan faydalanan anlamına yani server client veya server host sunucu istemci sunucu client veya server client veya server host anlamında. Ee, bir de burada bunları ağ cihazlarını ve ki bunları end device deniyor arkadaşlar uç cihaz veya son cihaz deniyor Türkçesi. Bunları birbirine bağlayan neler vardır? Network medyası. Medya dediğimiz zaman böyle işte radyo, televizyon, gazete değil. Mesela bakın burada ben ne yaptım? Bakır kabloyla bunları birbirine bağladım. Buradaki gördüğünüz işte CAT 5, CAT 6, kategori 5, 6 diye geçiyor bunlar. Ve bunları kablolu bir şekilde, kablosuz da bağlayabilirdim. Wi-Fi kullanarak yani kablosuz bağlantı kullanarak da bağlayabilirdim. Fiber optik dediğimiz kablo. Bu da ne yapılıyor, kullanılıyor. Az önce söylemiştim. Bakır kabloların neleri var? Dezavantajları. Bunların en büyüğü nedir? İşte bir 100 metrelik bir mesafe. 2 de bakırdan yapıldığı için çevrede bir şey varsa manyetik alan, interferans girişim dediğimiz şeyden dolayı sinyalin bozulması. Yani bazen oluyor ki bir kanalın içerisine, kablo kanalının içerisine adamlar hem bakır kabloyu yani ağ kablosunu hem de elektrik kablosunu çekiyorlar. Bu sefer ne oluyor? O güç kablosu oluşturduğu manyetik alanda ağ kablosu üzerinde bir girişim oluşturup sinyali bozabiliyor. Bunların ayrı kanallardan çekilmesi lazım. Gibi gibi bunlara yapısal kablolama deniyor. Bunları genelde de söylemiş olayım elektrik elektronik mühendisliği mezunlarından elektrik mühendisliği tarafında kendini yetiştirenler. Çünkü genelde bizim üniversiteler elektrik elektronik Mühendisliği diye geçer ama sonraki sınıflarda aldığınız derslere göre ya elektrik ağırlıklı olursunuz ya elektronik. Ben yine elektrik elektronik mühendisi okuyan arkadaşlar varsa tavsiyem elektrik tarafıyla ilgili dersler alsınlar. Yani daha sınıflara gelmedilerse. Çünkü piyasada çıktığınız zaman elektrikle ilgili işler daha fazladır. Hani %70-80 elektrikle ilgili ise %20'dir. Ee, elektronikle ilgili işler. Evet ama tabii elektrik elektronik mühendisliğini bitirip bilişimci de olabilirsiniz o başka. Yani konuyu dağıtmayalım. Şimdi ne yaptık? Bir yerel ağ oluşturduk bilgisayarlardan. Geldik işte yazıcıdır, bilgisayardır, bir switchle, bir anahtarla, bir routerla. Şimdi geleyim ben bir de şurada sağ tarafta aynı şekilde bir tane şuraya switch getireyim. Buraya koyalım. Ondan sonra yine bu router'ın geldim bakın düz kablo. Tabi bu arada düz kablodan Çapraz kablodan da bahsedelim. Hemen şöyle Gigabit 01 interfeysinden Routering Gigabit 01 interfeysine bağladım. Ee, şimdi kullandığımız bakır kablolarda arkadaşlar. Bakır kablolar ne oluyor arkadaşlar? İki cihaz. Evet. iki cihaz arkadaşlar aynı özellikte ise çapraz dediğimiz cross kablo ile bağlanıyor. Ama iki cihaz farklı özelliklerde ise mesela router ise, ise düz kabloyla bağlanıyor. İki switch'i birbirine cross çapraz kabloyla bağlıyorsunuz. Bunlar standartlar. Ama de, deniyor mesela işte ki ben işte Facebook'ta bir sayfam var benim. Facebook'ta Cisco CCNA ol diye. Geçtiğimiz yıllarda paylaşmıştım böyle bir bilgi. Bir arkadaş sektörden bir arkadaş dedi ya hocam dedi biz iki switch'i düz kabloyla bağlıyoruz dedi bir şey olmuyor. Dedim ki sen düz kabloyla bağlamaya yine devam et ama yarın bir gün CCNA Cisco CCNA sınavına girersen kalırsın bu bilgiyle. Çünkü MDX dediğimiz bir özellik var. Ne yapıyor? 4 tane sonuçta o 8 tane telden de oluşsa bir kategori 5-6 neyse kablo. Aslında 2 pin göndermek, 2 pin veriyi almak için kullanıyor. RX ve TX pinleri dediğimiz 1-3-2-6. Onları çapraz yani aslında MDX dediğimiz mekanizma ne yapıyor? İki cihazın switch olduğunu algılayıp onu çapraz olarak çalıştırır aslında kabloyu. Siz düz kablo taksanız da. Yani bunlar önemli bilgiler. Evet, güzel demiş buradaki moderatör arkadaşlardan biri. Bazı telefonlarda USB tethering ile bilgisayar USB portundan kablo ile internet yapılıyor. Evet, bu nasıl çalışıyor tam olarak? İşte bilmiyorum. Yani dedim ya. Hani az önce bilgisayarı bağlıyoruz kabloyla ama telefonu nasıl bağlıyoruz bilmiyorum. Araştırmak lazım ya yani. Hani Böyle kısıtlamalı olur çünkü ekstra yani sonuçta e, Birçok bilgisayarın üzerinde bir network kartı vardır laptopların da şimdi bazılarında network kartı yok ama e, Bazılarında hemen hemen var e, İşte Ne yapıyorsunuz Bu bilgiler sadece Cisco cihazlar için geçerli değil arkadaşlar yani çapraz kablo dediğim düz kablo dediğim bunları şu ana kadar anlattığım hiçbir Cisco ile ilgili değildi Hatta hep Söyleriz Cisco CCNA eğitimi temel bir network eğitimidir Çoğunlukla bu e, arkadaşlar e, temel e, network e, konuları anlatılır. Mesela bir VLAN anlatırız. VLAN Cisco ile ilgili bir şey değildir. Bir ne bileyim işte statik Routing deriz. OSPF deriz. Bunlar Cisco ile ilgili değildir. Yani bunu da söylemiş olalım. E, konuyu çok dağıtmadan. Evet şu ana kadar anlattıklarım hiçbiri. Yani Cisco Packet Tracer kullanıyoruz belki ama e, Cisco ile ilgili değil. Yani az önce söylediklerimiz. Şimdi ne yapmış oldum ben? Sağ tarafa da bir lokal network oluşturmaya başladım. Hemen şuraya da geleyim bir tane bilgisayar bağlayayım. Şuraya da getireyim bir tane daha bilgisayar bağlayayım. Onları da şöyle düz kablolarla getirip şeylere bağlayalım. Ethernet interfeysinden. Ethernet arkadaşlar zamanında geliştirildiğinde 10 megabitlik bir standartmış. Bakın hız 10 megabit. Daha sonra bunun festini hızlısını yapmışlar. Yani o da 100 megabit olmuş. Ondan sonra daha da hızlı yapmışlar. O da olmuş gigabit. Bakın bazen gigabyte falan ya da gigabit diyenleri görüyorum ki benim İngilizcem çok iyi değildir ama yani gigabit olarak yazılır, İngilizce ve gigabit olarak okunur. Bazen görüyorum piyasada işte. Yani bunları da yarın bugün bilgisayarcı, IT'ci falan olursanız mesela işte Linux mesela Linux olarak okunur arkadaşlar. Hatta e, internette bakarsanız nasıl söyleniyor diye İngilizce yazarsanız bunu yapan adam Linus Trevor's Trovalds neyse Linux der. Ama bazı böyle işte İngilizce çok biliyorsun Azen girişte de arkadaşlar hay hay diye geldi ya. Onlar Linux diye okur mesela. Yani böyle piyasada yarın bugün Linux deyip de kendinizi rezil etmeyin. Yine gigabyte da gigabyte deyip de rezil etmeyin. Onu da söylemiş olalım yani. Yarın İngilizcemle böyle de bir nasihat vermiş olayım. Şimdi esprisi. Evet. Şimdi gigabit olmuş. Yani az önce bakın ben switchle router'ı gigabit portlarından bağladım. Yani 1 gigabit. Yani 1000 megabit. 10 megabitti, diye, 100 megabit diye, 1000 Hatta dün LinkedIn'de Twitter'da paylaştım. Arkadaşlar 800 gigabit Ethernet standardı geliştirildi şu an. 800 gigabit bakın 1 gigabit nerede? 800 gigabit nerede? 800 katı hızlı. Hatta geçtiğimiz sene Cisco 400 gigabit portu olan switchler çıkarmıştı. Bugün çok enterprise yerlerde yani kurumsal yerlerde bankadır, servis sağlayıcıdır, veri merkezlerinde işte 10 gigabit ki buna piyasada 10 gigabit deniyor ya da 40 gigabit portu olan switchler görürsünüz. Bunu da ekstra söylemiş olalım. Biz gigabit portlarından bağladık switch ile router'ı. Burada çünkü sonuçta ben switch'in üzerinde bir fast ethernet portu da vardı. Router'a ben bunu bağlasaydım bu sefer 100 megabit çalışacaktı bunlar. Evet şu an iki tane local network oluşturduğum benim şu an amacım arkadaşlar şöyle biraz sonra bunların IP adreslerini de vereceğim. Benim amacım şu PC sıfırdan çıkan daha sonra switch'ten gelip router'ın şu sol taraftaki arayüzünden interfeysinden Piyasada buna bacak da derler. İşte router'ın bacağı, firewall'un bacağı. Ben de böyle takılırım. Bacağı varsa kolu da vardır, işte kafası da vardır falan diye. O, o tabii işin esprisi. Kimsenin ne dediğine biz karışmıyoruz. Herkes istediğini diyebilir. Yani bacak da der, kolu da der. Ama böyle yarın bir gün e, özellikle öğrenci arkadaşlara söyleyeyim. Sektöre atıldığınızda böyle bacaktır, koldur dediklerini görürsünüz. Yani bu dünyanın başka yerinde de denmez. Yani bir firewall'un işte bacağı bacağı İngilizcesi. Kullanılmaz yani. Bizim kendimize böyle uydurduğumuz şeyler olabilir. Bunlar da güzel şeyler yani. Sektöre kattığımız şeyler. Şimdi Firewall'un ya da pardon router'ın bu bacağından diğer bacağına geçtiğinde bu paket bakalım neler olacak. Başına neler gelecek. Şimdi biz bakın şurada sağ altta e, simülasyon modu var. Simülasyon modu paket tracer'ın çok güzel bir özelliği. E, ne yapabiliyorsunuz? Trafiği tek tek protokoller öğrenebiliyorsunuz buradan. İşte ICMP nedir? İşte bir e, e, paket e, şey yapıldığında, encapsulation yapıldığında kapsüllendiğinde biraz sonra ondan da bahsedeceğim. İşte paket e, aşama aşama yukarıdan aşağı inerken application uygulama katmanından hangi aşamalardan geçer ve ona hangi header hangi başlık bilgileri eklenir, nelerdir bunlar gibi simülasyon modunda ayrıntılı görebiliyorsunuz. Yani WireShark denen bir e, paket e, sınıf ve izleyici, yakalayıcı vardır. Onun gibi. Ve başka vendorların üreticilerinde böyle güzel bir yazılım yok. Yani benim mesela bir Cisco Switching eğitimi diye bir eğitimim vardı Udemy'de. Ee, yani şunu konuyu anlatmak için söyledim. Sakın yanlış anlamasın. Hoca reklam yapmaya gelmiş de, demeyin yani. Kusura bakmayın. Şunu anlatmak istiyorum. Bir arkadaş dedi ki hocam Huawei dedi Switch'lerin dedi şeyle ilgili dedi bir e, bize dedi işte video çeksen. Yani YouTube'da da çekeriz yayınlarız ama ben şunu dedim. Huawei dedim bu paket tracer gibi bir şey yapmış mı dedim. Böyle bir yazılım var mı? Yok dedi. Yani bu anlamda Cisco zaten sektörün network tarafının lider markası olduğu için eğitim tarafında da yani Cisco cihazlar tabu burada sadece. Hani az önce bir soru sormuştu ya arkadaş burada şu gördüğünüz router'dır, switch'tir. Sadece Cisco'nun ürünleridir. Yani az önce anlattığım işte ters kablo dedik, düz kablo dedik, bunlar işte CAT dedik, 100 metre dedik bunlar genel bilgilerdir. Cisco ile ilgili değildir. Ama gördüğünüz router'lar, switch'ler hepsi Cisco'ya özeldir. Onu da söylemiş olalım. Başka vendorların böyle bir şeyi yok. Simülatör tabu bu. Yani sonuçta simülatör nedir? Bir şeyi canlandırma. Mesela bir de ileride daha ileriki sertifikalara falan hazırlanırsanız bunlarla ilgili arkadaşlar emülatör dediğimiz işte GNS3'tür. Yani ben baştan söyleyeyim ben İngilizce yazılı gibi okurum. Yani Türk olduğum için biliyorsunuz Türkçe yazılı gibi okunan bir dil olduğu için yani işte GNS3 falan demem. Yani istediğiniz kadar da kanayabilirsiniz. GNS3'tür. İşte ev NG şeklinde yazılıyor. Hadi sizi kırmayayım. Evenci diyeyim. böyle emülatör programları var. İşte Cisco'nun veya işte bir Huawei'nin daha böyle yüksek seviye sertifikalarını hazırlanmak için o emülatör programlarını kullanabilirsiniz. Paket Tracer bir simülatördür. Evet. Şimdi arada Joe As konu dışı bir şey sormuş ama bu dediğiniz eskiyen falan filan bunlar daha ee, yani yavaş yavaş oturuyor. Yani bunların daha böyle bir 10 senesi var. Yani tek tek router switch konfigüre etmedi kalmadı diye biliyorum diyorsunuz da yani kendiniz şu an yapıyorsanız eyvallah. Yani Tamam ben işte Python'da şöyle şöyle aplik, apiler yazıyorum falan filan diyorsanız işte ona göre eee esternal üzerinden işte switch'leri şöyle yapıyorum böyle yapıyorum diye anlatırsanız eyvallah ama onun dışında sektörde hala estene yavaş yavaş geçiliyor. Yani ki enterprise tarafta işte kurumsal tarafta servis sağlayıcılarda geçilir. Biraz daha bunun aşağı inmesi Türkiye'de en az Türkiye'de IP versiyon 6'ya geçilmedi yani. Estene işte dediğim gibi ne zaman geçilecek. Evet bunlar çok farklı konular. Bugünkü konumuz değil arkadaşlar. Ee, bana mail atabilirsiniz veya benim yine canlı yayınlarım oluyor YouTube kanalımda gelip orada sorabilirsiniz. Bunları tartışabiliriz. Evet şimdi biz ne yaptık? Sol tarafta gördüğünüz gibi bir tane lokal network yerel ağ oluşturduk. Bir de router'ın öteki portu interfeysi ya da arayüzü diyelim Türkçesi sağ tarafta da bir tane oluşturduk. Şimdi bizim amacımız dedim ya az önce PC 0'dan PC 2'ye giden Trafiği arkadaşlar simülasyon moduna alıp ayrıntılı bakmak. Benim amacım bu. Yani buradaki derdim bu. Hani e, dersin başında, ders demeyelim de e, yayının başında şöyle demiştim. Hani dedim ya forumda eleman banlanınca öyle demiş. Bana demiş Mac bana atın. Yani biraz sonra göreceksiniz PC4'ün Mac adresi PC2'ye gitmeyecek. Yani PC2 bilmeyecek onun Mac adresini. Zaten bilseydi eyvallah yandık yani. Çünkü Mac adresleri uniktir. Yani benzersizdir. Yani mesela benim ip adresim ki içerideki ip adresim dışarı da çıkmaz. Yani burada çünkü biz bir white and network simüle etmeyeceğiz. Yani benim ip adresim mesela şu an 191.168.8.106 ise bu adres değiştirilerek router üzerinden NAT dediğimiz veya PAT dediğimiz işleme tabi tutularak ağın dışına çıkar. Yani sonuçta internette milyon tane 191.168.8.106 var yani. Bir de MAC adresi düşünün çünkü MAC adresi için bir ma mahremiyet boyutu. Hatta IP versiyon 6 konusunda ben anlatırım. İlk başlarda Extended Unique Identifier 64 denilen bir yöntemle 128 bitlik IP versiyon 6 adresler üretiliyordu. Bu yöntemde de cihazın, buradaki bilgisayarın mesela MAC adresi kullanılıyordu bu 64 bit üretirken. Çünkü 48 bitlik MAC adresini artı üzerine 16 bit daha ekliyordunuz FFFE değeriyle. E bu da mahremiyet sorunu oluşturdu. Yani mesela gidiyor benim bilgisayarımdan burada çıkıyor, çıkıyor paket. IP versiyon 6 gidiyor gidiyor routerlardan gidiyor tek sunucu. Adam benim MAC adresini biliyor. Yani düşünün. Mesela size bir olay anlatayım. Ee, eleman e, o uzak Doğu Asya ülkelerinden bir e, eleman. Bu herhalde ne, nerelidir diyelim. E, i̇şte Singapurlu falan. Yani şu an e, olay 3-5 sene önce yaşanmıştı. Memleketleri yanlış hatırlayabilirim. Malezyalıdır. Singapurlu diye hatırlıyorum. Şimdi Singapurlu ama geliyor atlı uçağa. Bu hacker. Yani hacker diyorlar ya. Biz yine hacker diyelim milletin bildiği gibi. Siber korsan. Geliyor bir havalimanında arkadaşlar kablos ağı hackleyerek e, bir finansal suç işliyor. Tabi yani şöyle bazen muhabbetler olur. İşte bitcoin ta trafiği takip edilemiyor da bilmem ne de. İşte deep web falan filan. Bugün deep web'e girdiğiniz şey arkadaşlar Tor dediğiniz tarayıcı yapan Amerikan Savunma Bakanlığı'dır. Yani internette de yapan onlardır da. Yani demek istediğim yani NSA'yı sizi izlemek isterse istediği yerde bulur. Hani onu söylemiş olayım. Ki burada adamın MAC adresinden zaten kabak gibi buluyorlar. Hani siz Amerika'da bir finansal suç işlerseniz. Hani bu haberleri takip ederseniz. Geçen Kıbrıs'tan çocuğu aldılar götürdüler mesela. Ya da ne bileyim Rusya'dan bile alıyorlar götürüyorlar yani. Ee, hani Open the Door. FBI Open the Door diyor ya. Bunlar şey değil. Google'da aratırsanız Türkiye'de mesela. <laughs> pardon. Yıllar önce bir dünya çapında kredi kartı e, şeyini sahtekarlığını yöneten bir e, Eleman vardı bizim Tuzla'da villasında basıp FB aldı götürdü. Şu an hala nerede oldu belli değil. Yani turuncu tulumu giydirdiler herhalde büyük ihtimal. Amerika'da bir hapishanede yaşıyor. Yani <laughs> şey yaparsanız Google'da e, Onur Oktay hocam yazmıştı onu blogunda. Hı, bulabilirsiniz. Yani, yani internette şöyle gizlilik böyle gizlilik anonimlik aslında %100 anonimlik diye bir şey yok. Onu da konu arasında konu dışında biraz çıktık ama anlatmış olalım. Heh, ne yapıyor eleman? Mac adresini sonuçta gizleyebilirsiniz ama o an belki de unutuyor, ihmal ediyor. Orada bir finansal suç işliyor. Sonra tabii uçağı da zaten Singapur'a. Oradan götürüyor malı, Bitcoin'e çeviriyor, gidiyor. Sonra elemanın tabii loglardan Mac adresini buluyorlar. Mac adresleri de arkadaşlar biraz sonra göstereceğim. Hatta hemen şöyle göstereyim. Şu bilgisayara gelelim. Şu bilgisayarın şöyle baktığınız zaman. Bakın ee, şurada. Şurada göremedik de. Neyse şuradan hemen şöyle gelelim komutumuz şudur. ip config /all ol hepsini göster. Yani anlamında. Şimdi bakarsanız bu bilgisayarın MAC adresine arkadaşlar ki buna physical address diye geçer. Physical fiziksel adres. Gördüğünüz gibi 001 43 E8 49 A5. Yani bu adresten bir daha başka yerde yok. Bu arada şöyle ben ee, mac vendor diye aratırsanız internette Buradan bu MAC adresinin hangi üreticiye sahip olduğunu göre, e, ait olduğunu görebilirsiniz. Bakın neymiş? Cisco Systems. Yani Cisco. Zaten 48 bitten oluşur. Hexadecimal 16'lık sayı sistemiyle yazılır MAC adresleri. Ki açılımı da MAC'in Media Access Control demek yani media. Yani media az önce söylemiştim ya o bakır kablo, fiber optik veya kablosuz. Ona erişimi kontrol eden e, protokol mekanizma. Media Access Control, MAC adresi. 48 bitten oluşur. 48 tane sıfırdan birden. Aslında binary olarak ama hexadecimal yani 16'lık sayı sistemine göre yazılır. Şu gördüğünüz ilk 24 bitine Organizational Unique Identifier yani Türkçesi O, -U -I diye yazılıyor. Ee, evet bu şekilde ne yaparsınız? O, -U -I ile 24 bitini görürsünüz. Yani bu Cisco'nun bu aldığı seri ki bunu IEEE'den alıyorlar. Hani I, -E 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 var ya yani I 3 tane E, Institute Electronic Engineer diye oradan alıyorlar. O şekilde bunları e-sign atanıyor. Yani 43. Şimdi Buradan da tabii Mac adresinden ilk 24 bitinden NSA'yı buluyor. Hangi üreticiymiş şu. Gidiyor HP mi değil mi kimse. Diyor kardeşim bu Mac kimdir? Hemen onlar kime satılmış edilmiş. e numarası gibi. Buluyorlar adamı evinden Singapur'dan alıp götürüyorlar. O da turuncu tulumu giydi şimdi. Ee, orada artık şey yapıyor. Amerikan hapishanelerinin tadını çıkarıyor. Evet yani finansal suçlar. Yani bunlar şey zaten dünyanın her yerinde hırsızlık kötü bir şey arkadaşlar. Evet yani bizim işimiz konu konu teknik tarafı tabii. Yani buradan şeyden anlatmıştım. Yani MAC adresiniz dışarı çıkma. Ha siz isterseniz çıkar. O başka. Yani siz derseniz kardeşim benim MAC adresim çıksın. O zaman çıkartırsın da. ama normal şartlarda biraz sonra göreceksiniz ki çıkmayacak. Evet şimdi ben gelmişken bunun MAC adresini kopyalayayım. Şuraya şöyle yapıştırayım bilgisayarın yanına. Şöyle biraz sonra göreceksiniz bunu. Evet. Şuradaki bizim MAC adresimiz bu. Bilgisayarın MAC adresi bu. Üstünde dursun. Şimdi PC2. PC2'nin MAC adresini. Neyse onu da öğrenelim. Şöyle gelelim. Evet. IP config ALL dedik. Physical adres arkadaşlarımın MAC adresinin diğer ismi hardware adresidir. Diğer ismi de MAC adresidir. Yani bir ismi MAC adresi deriz. Diğer ismi Hardware adres bir ismi de fiziksel adres. Physical adrestir. Donanım adresi diye de bilinir. Hardware adres diye de bilinir. Evet bunlar Mac adresi. Mac Change ile Mac durumunda. tabii yani arkadaş e, Mac Change ile Mac adresi değiştirilir mi demiş. Değiştirilir ki Linux kullanıyordur belki de o HatchGar arkadaş. Değiştirmesi lazım ama belki de unutmuştur yani. hani Olabilir insan gaflette. E, o anlık diye değiştirebiliyorsunuz. Yani Mac adresinizi ama bilgisayarı kapatıp açarsanız yine şey yapar. MAC adresi eski haline döner. Windows'ta da Linux'ta da MAC adreslerini nasıl değiştiriyoruz derseniz Google'a girip MAC adresi nasıl değiştirilir yazarsanız benim yazdığım bir yazı belki de gelir. Ben şu an nereyi kullandık? Evet. Evet, benden kopyalanan kopyalıp alan arkadaşın sitesi ilk sayfada çıkıyor mu? Benimki çıkmıyor. Google'da yazarsak çıkar. Heh. Buradan bu makaleden bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen kopyalayıp yapıştırıyorum. Siber güvenlik webleri. Benim kurduğum bir site. Oradan okuyabilirsiniz. Linux'ta, Windows'ta, Mac adresi nasıl değiştiriyorsunuz? Zaten dedim ya, yani bir şey yaparsanız elinizden geldiği kadar anonim olmaya çalışıyorsunuz ama %100 anonimlik diye bir şey yok internette. Yani bizim burada anlatmak istediğimiz bir paketin yolculuğu başlığıyla ilgili anlatmak istediğimiz MAC adresinin Değişeceği ama bahseden ama değişmeyecek. yani Tabi bu arada şunu şöyle düşünün ben not, işin içine NAT'ı falan koymadım O anlamda NAT'ı falan koyduğumuzda Yani iç ağdan e, öteki ağa geçerken ki bu arada zaten şu an biz iç ağda gibi düşünün yani iki farklı lokal Networkümüz olsa da White network tarafına çıkmadık Şimdi ben bu bilgisayar arkadaşlar bir IP adresi atacağım. Hemen şöyle IP adresinden de alt maskesini de bahsedeceğim size. 192 168, 1. ne olsun 5 olsun. <gülüyor> /24 <gülüyor> Pardon. 192 1.1 de bunun gateway varsayılan ağ geçidi adresi olacak. Şimdi onu nereye vereceğim göreceksiniz. Daha sonra şuradaki bilgisayara da 192 168, 2 ağ olsun bu. 2.9 olsun sonuç 24 192 168 2.1 de bunun default gateway varsayılan ağ geçidi olacak. Şimdi yine bilmeyenler için işte bu subnet mask nedir? Varsayılan ağ geçidi nedir? Bunları biraz sonra anlatacağım arkadaşlar. <laughs> Pardon. Evet. O zaman bir su içelim de. Şimdi Diğer bilgisayarlar IP adresi vermiyorum. Ee, biraz sonra ARP protokolü falan çalışacak. Ee, orada broadcast trafiğini zaten görürsünüz. Çok problem değil. Ee, amacım burada dediğim gibi PC0'dan PC2'ye giden trafiği incelemek simülasyon modunda. Şimdi tabi ben bunları statik olarak atayım. Bu IP adreslerini. IP adresinin açılımı nedir arkadaşlar? Ya da aslında IP yazarız ya. Ya da <gülüyor> IP. <gülüyor> i̇nternet protokolü demek İnternet protokolü. Bakın internet. İnternette işe yarıyor demek ki bu adresler. Biraz sonra zaten göreceksiniz. Simülasyon buradan aldığımızda ee, işte ne olacak? İşte internet veya TCP IP'nin ee, olarak internettir adı. TCP IP'deki şeydeki adı ise ee, ne diyelim? E, ee, OSI'deki adı ise Network'tur arkadaşlar. Şimdi tabi modeller niye ortaya çıkmış? Şimdi ya da network mantığı internet nereden çıkmış ortaya? Biraz da magazin bilgisi bunlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, dünya büyük savaşlar yaşadı. Almanlar her zaman zaten bu iki savaşta çıkaran millet. 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Amerika ve Sovyetler Birliği, SSCB o zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diye ikisi de aynı cephede. Bakın yani savaşın yaşandığı 2. Dünya Savaşı sırasında ve durum e, iyi değil. Hatta Amerika sonradan giriyor savaşa. E, Almanlar bayağı ortalığı dağıtıyorlar. Bununla ilgili Netflix'te falan güzel belgeseller var izleyebilirsiniz. Amerika sonradan girip e, müdahale ediyor. İşte o Normandiya çıkartması da işte Erayn'ı kurtarmak filmini falan izleyebilirsiniz. Sonrasında Japonya'nın iki büyük kentine Hiroshima ve Nagasaki'ye atom bombası atarak e, Japonya'nın savaştan çekilmesine, Almanya'nın tek başına kalmasına ve ateşkesi kabul etmesine neden oluyor. Ve savaş bittikten sonra bakın Sovyetler Birliği SSCB ile Amerika aynı cephede dost olmaları rağmen savaşın bitiminden sonra düşman oluyorlar. Artık soğuk savaş dediğimiz olay başlıyor. Ve dünya iki kutba ayrılıyor. Birisi NATO ve işte Amerika'nın başında olduğu bir diğeri, bir diğeri Doğu Blok ülkeleri dediğimiz bugün tabii SSCB de kalmadı. Hatta öyle bir espri vardı SSCB diye bir ülke vardı. O zaman işte Bülent Ersoy erkekti işte Fenerbahçe... Türkiye Kupası'nı almıştı falan filan diye Facebook'ta gezerdi 10 sene önce. 10 senede pek Facebook'a takılmadım o için. Yani demek istediğim belki ikinci defa almıştır Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı ama hani o zamanlar böyle bir muhabbet espri yaparlardı. Hani demek istediğim Sovyetler Birliği ile Amerika bir savaş halinde ama Soğuk savaş yani böyle füzeler müzeler yok ortalıkta ama herkes nükleer füze geliştiriyor işte kim önce aya çıkacak kim uzaya çıkacak falan kavgası savaşı ve bu arada Amerikalılar diyor ki ya bu diyor adamlar zaten akşama kadar vodka'yı çekiyorlar. Kafaları bir duman. Bir gün basarlar şeye. Bunların başındaki adam da şeye tuşa gönderirler nükleer füzeleri. Yani biz ne yapalım? <laughs> Önlemimizi alalım. Yani şimdi Pentagon dediğiniz yani bugün internetin atası ki ARPANET diye geçer. Amerikan Savunma Bakanlığı bakın. Yani Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dur diğer ismi. Bir araştırma projesi olarak başlıyor. Yani aslında İşin içinde üniversiteler de var işte Stanford'ı, MIT'si bilmem nesi falan filan ama o gün, üç, üç o gün için 3-4 tane, 4 e, tane diye hatırlıyorum yanlış bilgi olabilir not var, uç var yani e, üniversitelerden. Ama amaç bir askeri amaç. Yani o gün için bilgisayarların geliştirilmesi de mesela ilk bilgisayar nedir? En yaktır. İkinci Dünya Savaşı'nda atılan o füzelerin, mermilerin, neyse topların açılarını hesaplamak için yapılmıştır yani. Sonuçta bilgisayar yapalım işte böyle internet yapalım. İnsanlar internetten alışveriş yapsın, chat yapsın falan filan YouTube olsun diye yapmamışlar yani. Evet o yüzden mesela Bruce Schneier ki bu siber güvenlik sektörünün üstatlarındandır öyle der yani internet böyle güvenlik amaçlı yapılmış yani askeri amaçlı yapılmış ama internetin protokollerin güvenliği düşünülmemiş. O yüzden de işte bu hacktir, hüktür her şey yaşanıyor. Yani bunları yani ileride böyle şunlar olur bunlar olur deyip de temelden yapsalardı olurdu ama ileriyi görememişler yani. Evet uzatmayalım. Şimdi İnternet dedik ya böyle geliştirildi yani Amerikan Savunma Bakanlığı projesi olarak. Yani internetin bugün hatta işte Ayana diye bir kurum vardı. İnternetin anası diye ben böyle şekilde espri yaparım. Yani I-Ana diye. Yani bu işte IP adresidir, otonom sistem numarasıdır. Bunların atanmasının e, nedir? Yetkili kuruluşudur. Amerikalı bir kuruluştur. Yani sen Rusya'da olsa IP adresini işte RIPE'den alırsın ama o RIPE'de gider Ayana'dan alır. Yani sonuçta fiş adamlar da yani. Neyse uzatmayalım konuyu. Şimdi biz gelelim bilgisayarımıza dedik ya internet protokolü dedik yani IP dedik. İşte bu arada tabii network yani yerel işte kuralım edelim muhabbeti başlayınca her firma kendine göre bir protokol oluşturuyor. Mesela IBM, IBM markası tutuyor bilgisayarları birbirine bağlıyor. IBM'in kendi bir network protokolleri oluyor. Yani protokol dediğiniz de aslında bir değil. Mesela şimdi biz ne yapıyoruz? Türkçe konuşuyorum ben burada. Siz de Türkçe dilini biliyorsunuz ve burada protokol bunu kullanıyoruz. Hepimiz anlaşıyoruz. Ama ben şimdi mesela işte Çince, tabi aranızda Çince bilen de olabilir ama Çince konuşsaydım belki kimse bilmeyecekti değil mi? Ortak bir protokol kullanmamış olacaktık. Sonra o IBM'in olduğu a DEC dediğimiz işte Digital Equipment Corporation ürettiği bir ağa, cihaz gelip bağlanamıyordu. Neden? Çünkü farklı dilleri konuşuyordu bunlar. Veya işte başka bir HP'nin değil mi? Hewlett Packard vesaire. Sonra demişler ki arkadaş böyle olmaz. Genelde biz hep beraber ortak bir dil olalım bir protokol veya bir model yapısı kuralım. İşte OSI TCP IP'dir. Modelleri böyle çıkmış aslında. OSI dediğimiz ki International Standard Organization yani ISO, ISO aslında geliştiriyor OSI'yi. Ama bugün baktığımız zaman kitaplarda şurada burada hep TCP IP'yi görüyoruz. Neden? Çünkü TCP IP daha çok meşhur olmuş. Neden meşhur olmuş? Çünkü internetin atısı dediğimiz ARPANET TCP IP üzerine kuruluyor. Öyle olunca da TCP IP çok moda. Yani TCP IP çünkü ne yapıyorsunuz? Her yerde bir adamı görüyorsunuz. Dizilerde hep oynuyor. Adam meşhur oluyor yani. E başka birisine de belki şey imkan tanısana belki o da meşhur olacak. O da bir oyuncu belki bilmiyoruz yani. Görmedik ki. Evet, TCP IP öne çıkıyor bu anlamda. TCP IP'nin de oradaki TCP'si transmisyon kontrol protokolü demek yani taşıma kontrol protokolü, denetim ya da taşıma ya da ulaştırma neyse nakliyat. IP de internet protokolü demek. Şimdi biz işte uzun uzun anlattık. IP adresimizi verelim. Şöyle geldim bakın IP Configuration Desktop sekmesinde. Statik olarak veriyorum. Tabi normalde statik olarak da veririz. Mesela bir ağ yazısına IP adresi statik olarak atanır. Ama çoğunlukla mesela benim evimde değil mi bir modem vardı bir e, işte kablosuz kablo neyse bir e, router vardı. O DSCP yani Dynamic Host Configuration Protocol dediğimiz otomatik olarak dynamic dinamik olarak atıyor bize. Ki statik atamanın birçok şeyi var. Mesela düşünün e, bir fabrika kuruluyor. Bin tane bilgisayar var. Bin tane ya da makine internete bağlanacak. Adam bin tane makine tek tek gelsin. IP atasın. Kafayı yer akşama kadar yani. Bir de bu yazdığınız IP adresleri. Yani şu gördüğünüz 192.168.1.5 adresi. Gerçekte binary 32 bitlik. Yani 32 tane 0.1'den oluşuyor. Ve biz bunları 8.8 olarak ayırıyoruz. Bakın 8 tane biti 192 168.1.5 diyoruz. Aslında her biri 8 tane 0.1'den oluşuyor. Onların da nasıl dönüştürülüyor şu an çok girmeyelim. İyice konuyu dağıtırız çünkü. Biliyorsunuz diyelim. <laughs> Sonra... Onların hatta her bir parçasına biz ne diyoruz? Oktet diyoruz. Oktet, Oktet ne demek? Sekizli demek. Hatta IP versiyon 6'ya geçtiğimizde ne olacak? Oradaki her bir parçaya 8 tane parçadan oluşacak. O zaman da hextet denilecek. Ya da deniliyor zaten. Birisi geçen bir yerlerde görmüştüm. Adam IP versiyonu altında parçalarını da diyor. diyor. Oktet 8'li demek. Hextet ise 16'lı demek. Yani 16 tane e, şey pardon 8 tane 16'lı parçadan oluşuyor. IP versiyonu altı adresten. 16 e, çarpı 8, 128. Şimdi bakın 109, 168, 1, 5 yazdım. Statik olarak veriyorum. 6A maskesi bakın ben tıklayınca otomatik veriliyor. Yıllar önce Windows 95 kullanırdım. O zaman biz kendimiz yazardık 6A maskesini. Arkadaşlar 6A maskesi ne demek? Bakın subnet mask. Yine ben kendimce okuyayım. Subnet mask. Alta mask. Subnet mask ne demek? Şimdi gördüğünüz 255'ler aslında 8 tane 1 demek. 8 tane 1'i yazarsanız binary, desimal bunların çevirimini biliyorsunuz. Yani 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 toplarsanız 255 yapar. 255, 255, 255, 255 0. Söylerken bile yoruluyoruz. adamlar ne yapıyor? İngilizler kolay yani. Ya da Amerikalar. 255, 255, 255, 255 yani. Adam 1941 derken bile 1941 diyor. Ya da işte 2020-2020 diyor yani adamlar. Bir arkadaş Amerika'ya gitmişti ki bu arkadaş ODTÜ mezunu. Diyor ki bir sene diyor anca diyor bu rakam söyleme alıştım diyor. Yani işte biz 2020 deriz onlar 2020 diyor. Ya da işte 255-255-255. Ben 3255-0 255 diyorum eğitimlerde. Artık anlayın yani 255-255-255-0. Şimdi arkadaşlar IP adresleri de ilk çıktığı zamanlar. Yani o zaman için zaten... Dedim ya 4 tane not var. IP adresi atadığınızı düşünün yani öyle bir şey. Birine 111 diyorsunuz. Diğerine 2 2 3, 3, 3 4, 4, 4, bitti. Hatta o zaman A klas dediğimiz A sınıfı IP adresleri yetiyordu. Çünkü e, network sayısı azdı. Yani A klas e, konu çok dağıtmayalım. A sınıf adreslerle 256-254 -2 254 farklı network, 254 farklı şirket IP adresi sahibi olabilir. O gün içerisinde işte General Electric'e, General Motor'a, ne bileyim işte e, DEC'e, IBM'e, HP'ye verdiler Microsoft'a 254-255'in şirket IP alamadı blok. Ne oldu bu sefer? B sınıfı adresler, C sınıfı, işte A klas, B klas, C class bunlara geçildi. Ama tabi bugün biz class yani classless kullanıyoruz genelde yani sınıfsız. Mesela burada gördüğünüz IP adresi şu gördüğünüz 190.168.1.5 bizim iç ağda kullanacağımız private dediğimiz özel IP adresleri ki bu bir C sınıfı özel IP adresidir. Mesela işte 10, 10, 10, 10 diye yazabilirdim. Bu A sınıfı adres olurdu. 172.16 diye işte 10, 10 diye yazardım. Bu da B sınıfı olurdu. Bunların belli aralıkları. Yine bunlar işte e, ne yapılmış? E, belli erasi belgeleriyle yetifinin bunlar belirlenmiş. İşte altama maskesine gelirsek bu C sınıfı bir varsenin altama maskesidir. Mesela ben 172 16 10, 10 yazsaydım 255, 255 gelecekti. Şimdi 255 ne demek? Arkadaşlar şu demek. 190 168 alın elinize kağıt kalem biliyorsanız ikilik binary'e çevirin. Yani işte nedir? 192 1 1 0 0 0 0. 168 1 0 1 0 falan gibi. İşte 5 nedir? 0 0 0 0. Ondan sonra işte 1 0 gibi yazın. Sonra altına da 255 255 255 0'ı ama binary olarak yazın. İşte alt al maskesiyle siz ne yapmış oluyorsunuz? IP adresini entlemiş. Ent işlemi yani V işlemine tabi tutuyorsunuz. Ki 192 ile bütün full 255 8'lerden oluşuyor ya. Oluştuğu zaman bizim karşımıza ne çıkar? Yine 192 çıkar. 168'in altında 8 tane 1 var. Ent dediğimizde ne çıkar? Çünkü ent mantığında nedir? 0 ve 0, 0'dır. 0 ve 1, 0'dır. 1 ve 0, 0'dır. 1 ve 1, 1, ent 1, 1'dir. Evet. Yani en sona gelelim. 5'in olduğu yerde. 5'in olduğu yerde de en altta ne var? O gördüğünüz 0 bir tane ama aslında o 8 tane 0. Ne olur? Orası da 0 olur. Yani der ki arkadaş bu 192, 168, 1, 5'e 255, 255, 255, 0, 6 maskesini uyguladığında elde ettiğin değer... 192.168.1.0'dır. Yani şu bizim PC sıfırımız 192.168.1.0 ağında. Tamam mı? Default gateway yazayım. Biraz sonra router üzerinde bunu oluşturacağım. 192.168.1.1 dedik. Ha derseniz ki ya hocam bu default gateway varsayılan ana geçidi Mesela benim evde de 192.168.1.1 ya da otomatik çünkü DSP'den alıyor. Ya da 192.168.8.1 Superbox kullanıyorum Türkcell'in. Bu ya ben 8.1 veya 1.1 dışında bir şey yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Bu bir teknik zorunluluk değildir ama dünya genelde bir adet olmuş, gelenek olmuş. O ağın kullanılabilen ilk IP adresi ki 1.0 Network'ünün ilk usable ilk kullanılabilen IP adresi 1.1'dir. Kullanılabilen son IP adresi de 1.254'tür. 1.255 Broadcast adresidir. Biraz sonra oraya geleceğiz. Arp. Request gönderdiğimizde Broadcast yaptığını göreceksin. Ama tabi değil, e e şey e Mac adresine Broadcast yapacak. Yani ben 1968.1.5'e Subnet Mask uyguladım ve 1.0 Network'ünü elde ettim. İlk IP adresinde 1.1'i. biri. İsterseniz ben İzmirliyim kardeş 1.35 yapacağım dersiniz. Router'ın o interfeysinde 1.35 verirsiniz. Bütün hostlara da default gateway olarak 1.35 atarsınız olur. Kimsesi tutamaz yani. Ya da ben Samsung'luyum 1.55 yapacağım dersiniz yaparsınız yani. 1.55'i tabii başka bir yere veremezsiniz. Ama varsayılan olmasa da ya da bir zorunluluk olmasa da yani bir RFC'de bir 3 ee, IEEE'de. Evet arkadaş Göztepe'liymiş biz de Şırpbaşalıyız yani ne alacak <laughs> dermişim. Evet. Neyse işin esprisi. Yani bir e, 155'i başka yere veremezsiniz ya da 135'i. Bu bir RFC'de bir e, ne bileyim işte e, ISO'nun veya ne bileyim IEEE'nin standartlarında yazmaz yani böyle olacak. Bu bir dünya çapında gelenek olmuş. Mesela 1254 de verebilirsiniz. Evet. İşte Göztepe yani biz yani Şırpbaşalıyız ya Göztepe'yi tutuyoruz anlamında dedim. 35,5 biliyoruz herhalde ne olduğunu. <laughs> evet. Evet şimdi devam edelim. Bunu da verdik. Default gateway'i. DNS ile işimiz yok arkadaşlar. Yani DNS nedir? Domain name e, server. Bir alan adını, domain name'i bir IP adresine çeviren sistem. Yani biraz bundan da bahsedelim. Şimdi o zaman dedik ya. MIT, Stanford neyse 4 tane not, 5 tane IP adresleri. İşte adam MIT'den yazıyordu. 2-2 basıyordu Enter'a gidiyordu Stanford'daki bilgisayara. Öteki yazıyordu 3-3-3 MIT'deki bilgisayara. Ya arkadaş buydu bu network ki o zaman ARPANET önce dedik ya Savunma Bakanlığı projesiydi sonra üniversiteler katıldı. Sonra dünyadan üniversiteler katıldı. Hatta Türkiye işte kaç Nisan'dı? 11-13 mü neydi? Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden ilk bağlantı Amerika üzerinden bağlantı sağlandı 1990 kaçtı? 90 bilmem kaç. E, i̇nternet haftası diye yazarsanız Google'a çıkar. Hatta bir sene sonra biz e, Gazi Üniversitesi'nin kütüphanesinden bağlanmıştık. Böyle goper goper yazarak internete. Eee... O zamanlar dedik ya 3-5 bilgisayar ama sonra internet büyüdü büyüdü büyüdü. E bu sefer sen IP adresini nasıl yazacaksın? Hep derim yani cep telefonu rehberine benzetirim. Yani siz e, cep telefonunuzundaki rehberdeki kaç kişinin e, telefon numarasını ezbere biliyorsunuz yani. 3 tane 5 tane bile yoktur yani. Hani mesela ben, ben en fazla eşimin numarasını biliyorum yani. Başka ikincisi yoktur. Hani işte bir rehber gibi düşünün. O gün için yani yapabilecek bir şey yok. Büyüdükçe a bu sefer ne oldu? Böyle bir DNS dediğimiz sisteme geçildi. Ne olmuş oldu? Siz bu sefer domaini mesela siskon.com, google.com.tr, cemaltener.com.tr diye bir alana da oluşturuyorsunuz. Onun karşısında bir IP adresi var. Benim bilgisayarım o alan adını biliyor. Yani onu bulabiliyorsunuz veya arama motorlarından. Yoksa IP için içinde sadece kalmaya devam etseydi dünya karışırdı. Mesela eskiden benim çocukluğumda böyle sarı sarı defter e, ki, kitapçıklar olurdu. Hatta kitapçıklar mesela koca koca cilt gibi, ansiklopedi gibi. İzmir'in mesela cepte e, şey telefon rehberi. Cep açarsınız işte Cemal Altener orada bulursunuz. Adapta tabii doğru Cemal Altener'i buldunuz bilmiyorum. Orada bir numara yazardı karşısında. Açarsınız telefondan konuşursunuz. İşte telefon rehberi gibi düşünün. İşte düşünün IP adresi işte şu bilmem ne IP adresi var işte Cemal Tener'in IP'si buymuş gibi kocaman kat kap kalın böyle defterler olması lazımdı yani. Tabi böyle bir DNS sistemiyle bu işi çözdük. Şu an ben herhangi bir domain name vesaire gibi şey kullanmayacağım için burayı boş bırakabilirim. Şöyle geçelim. Şimdi ben şu sağdaki bilgisayarda da geleyim IP adresini vereyim. Neymiş? 192 168 2.9 maskesi otomatik geldi. Artık bu da ne oldu arkadaşlar? 192.168.2.0 network'ünde. Subnet mask end dediğimizde 192.168.2.1 de default gateway. Şimdi bu default gateway bilgilerini işte buraya vereceğim. Yani şu router'ın şu interfeysini 192.168.1.1 IP adresini vereceğim. Sol tarafa. Sağ tarafa da 192.168.2.1 IP adresini vereceğim. Yine IP adresini tabi atarken alt ağ maskesini de yine 255.255.255.0 olarak atacağım. Evet. Şimdi bu işlemleri yapayım. Yani bunu yaptıktan sonra zaten artık biraz sonra ping atabilecek hale geleceğim. Yani soldaki bilgisayarın sağdaki bilgisayara pink attığımda pingin ne olduğunu, ISMP'nin ne olduğunu da biraz sonra bahsedeceğim. Hatta simülasyon modunda göreceğiz. Sonra Gelelim şimdi böyle bu bilgisayardan IP adreslerini verdik. Bunları çok şey yapmayacağım. Yani bunları işin içine katmayacağız. Dedim ya PC0'dan PC2'ye giden trafiği bakalım. Ne var ne yok inceleyelim. Router'ın üzerine tıkladım. Bu arada command line interface sekmesine geldim ki zaten oradaydık. O şekilde açıldı. Ben arkadaşlar komut satırına yapılandırma yapacağım. İleride network tarafını düşünen arkadaşlara CLI tarafıyla kendinden geliştirmeni tavsiye ederim. Çünkü C var ya orada C. O cash demek arkadaşlar. Cash para. Yani sizin daha uzmanlık tarafında veya o konuda iyi olduğunuzu gösteriyor. Yoksa GUI dediğimiz yani grafik üzeri interface interfez oradan iki tıkla şey yap. Herkes yapar. Dedem de yapar yani. işin esprisi. Rahmetli dedem de. Tabi Hemen şöyle geliyoruz. Konumuz bu değil ama Enable deyip Project Zamo'da geçiyoruz. Daha sonra Configure Terminal deyip Konfigürasyon moduna geçiyoruz. Bizim iki tane interface'imiz vardı. Hemen şöyle geleyim. Root'unun şu tarafı hangi interface'miş? Bir saniye biraz şöyle yukarı kaldırıp bakalım. Üzerine geldiğimiz zaman göstermesi lazımdı ama göstermedi. O zaman Option'dan, Preferences'ten, Preferences'ten Always Show Port bilmem neyi tıklayalım, görelim. Neymiş? Gigabit 00. Demek ki Gigabit 00 sol tarafmış. Neyse tekrar iptal edeyim. Kalabalık yapıyor portlar. Gigabit 00 interface'ini IP adresi olarak bir bir IP adresini vereceğim. Hemen geliyorum. Interface. Bu yapılandırmalar bunlar arkadaşlar. E, SISYAN eğitimlerinde falan anlatıyoruz. Yine benim YouTube kanalımda da bunlardan var. Nedir ne değildir diye sorarsanız. Ha, isterseniz GUI tarafından da yapılıyor. Yani buradan geliyorsunuz. Şuradan konfiye. Geliyorsunuz gibi 00 interfeysine. Buraya şuraya IP configuration, IP adresi sabretmez. Buraya atayabiliyorsunuz. Şuradan da ona tıklayarak interfeysi etkinleştirebiliyoruz. Ama dedim ya. Siz hep CLI'dan Komut line interfaceden, SRA'den öğrenin bu işleri. Interface'e geldik, gb00'a. Bakın mod değişti. Global konfigürasyon modundan, Interface konfigürasyon moduna geçtik. IP adres diyorum. IP adres yazınca ya da IP ad yazınca tab'a basarsanız tamam arkadaşlar. Cisco'yu ilk tanıyanlar, Cisco'nun iOS'udur bu. Yani Cisco sonuçta bu bir switch dediğiniz şey ya da router dediğiniz şey. Bir bilgisayar gibi düşünün. RAM'i var, ne bileyim işte bir hafıza birimi var, ROM'u var, bilmem nesi var. Ee, bir anakart üzerinde, board üzerinde. Ee, ve bir tane işletim sistemi var. Hatta bu IOS diye yazılır. Yani Internet Working Operating System diye. Hatta Apple'ın IOS'u var ya. Böyle bir e, internette bir e, şehir efsanesi veya gerçek de olabilir. Tabii benim e, cahillim de olabilir. Bu IOS e, isminin kullanım hakkında Cisco'nun e, Apple'a sattığı da söylenir. Böyle bilgi de var. Doğru da olabilir. Dediğim gibi yani yanlış da olabilir. Çünkü internette okuduğunuz şeylerin çoğu da yanlış olabiliyor. Tate.org diye bir site var mesela. Çok güzel onu tavsiye ederim sosyal medyada gördüğünüz saçma sapan şeylerin doğruluyorlar. Yani ben öyle hesapları tabii takip etmiyorum ama arada bakıyorum Twitter'da gülmek için yani okuma e, şey şey yani okuma nedeni mi ne oluyor? Şimdi işte Cisco'yu ilk tanıyanlar ya diyorlar Cisco ne yapmış be diyorlar. Aslında tap dediğiniz şey yani taba basarak tamam ama Linux'tan gelen yani şu gördüğünüz bu bir işletim sistemi ise bu bir Unix çekirdeğinden yani Unix sonuçta Linux da buradan geliyor. E, bu özellikleri taşıyor. IP adresi dedik. Ne diyecektik? 192 168, 1.1, 255, 255, 255, 0. Ne yapmış olduk? IP adresini bu şekilde atamış olduk. Canlı yayınları sonradan burada yayınlamıyorsunuz. Yayınlanıyor arkadaşlar. Sümeyye Öztürk az önce moderatör arkadaşlar dedi ya. Bu kanal üzerinden yayınlayacaklar. Tekrar burayı izleyebilirsiniz. Tekrar tekrar işte yani kaldırmazlarsa bu e, videoyu 10 defa 100 defa izleyin yani. Şimdi bu interfeysi tabi bir de etkinleştirmemiz gerekiyor. Bunun da komutu no shutdown dediğimiz bir komut. Bu arada bunun sintaksı tabi Cisco'nun kendine özel bir söz dizimi var. Ama Cisco öğrendiğiniz zaman arkadaşlar söyleyeyim. Sektördeki çoğu markayı vendor'ın yani işte ne var piyasada? HP Aruba, Huawei, ne bileyim Dell. Mesela Dell Switch tarafında da yaygın. Ondan sonra başka üreticiler bunların da sintaksına aşina olursunuz. Yani Az önce bir arkadaş demişti ya hani bu anlattıklarımız tabi Cisco tarafında. Ama mesela Dell Switch, Dell marka, Dell mesela e, sunucu server tarafında çok kullanılan bir markadır Türkiye'de e, veri merkezlerinde. Dell'in Switch'leri var. Sintaksı Cisco'nun %105 aynı yani. %105 dedik tabi espri olarak da %99 diyelim. Yani çoğunlukla mesela HP Aruba'nın da ya da Aruba olmadan önce HP'nin e, bazı modelleri de yine aynı sintaksa sahipti e, gibi gibi. Yani onu da söylemiş olalım. Evet şimdi interface etkinleştirdik. Her yer yeşillendi. Evet. Display karşılığı show. Hemen gelelim o zaman. Arkadaş sorduysa. Şimdi interface'i ben yapılandırdım ya. Bakın show IP interface brief diyerek yapılandırmayı görüntülüyorum. Gigabit 00'a bir bir IP adresini atadığımı ve statüs olarak up olduğunu yani etkin olduğunu portun ve protokol olarak yani layer 1, 2'de bir sorun olmadığını görüyorum. Şimdi çok her yere dalarsak akşama bitmez bu yayın yani. Şu an bir saat oldu da yapacağımız şeyler var. Evet yani display'in karşılığı Cisco'da show. Show yapıyoruz yani Cisco show yapıyor. Yapı. Evet şimdi diğer interface IP adresi verecektik. Yani gabi 0.1'e hemen gelelim. Bir de yaptığımız şeyler genelde ilk işlemler bu cihazlara bir isim vermektir. Mesela router router diye gelir. Değil mi? Herkes router olursa ne olacak? Değil mi? Hepimizin mesela ismi aynı olsaydı yandık yani. Var ya öyle bir fıkra işte. Bütün ümmeti Muhammed'e sana selam var demiş. Yani biz zayıfım olursa işte Muhammed'e selam var. İki zayıfım olursa bilmem ne. O da ümmeti. Yani bütün dersler zayıf elemanın. Öyle bir espri. Şimdi herkes öyle. Yani soy isim bile düşünün yani. Hani biz köylerde lakaplarla ayırıyorduk insanları ama işte Gıdıların Osman bilmem nelerin işte Öksüzlerin Mehmet falan. Ee, ama soy isim yine güzel olmuş yani. Değil mi? Ama at soyad bile mesela Cemal Taner. benim adım Cemal Tener. Google'a yazın Doktor'undan vatandaşına Türkiye'de yüzlerce binlerce Cemal Taner var yani. Çünkü çok kullanılan bir şeydir isim veya soy isim. Taner ya da işte Öztürk, değil mi? Çok adam da var yani. Seyyal Taner şarkıcı eski. Gençler bilmez. Benim akrabam falan değil. Halil Taner, değil mi? Tiyatrocu, akrabam değil. Gibi gibi. Neyse. Uzatmayalım. Şimdi host dedik. Buna bir R1 diyelim. Router 1 olsun bakın. Adını da değiştirdik. Adı olsun, değil mi? Gariban isimsiz isimsiz geziyor burada. Şimdi diğer interface'e geçiyorum. Interface Gravity Ethernet. Neydi? 0, 1'di. Bu isimlendirmeler nereden geliyor? Onları da çok bahsetmek istemiyorum değil mi? çok uzayacak işte. Sonra da IP adres demiştik. Bakın ad yazıp tab'a basarsam tamamlıyor. Adres. Daha sonra da ne diyorduk? 192.168.2.1 255 255-255-0 Subnet mask alta. Ha bazı vendorlar 192.1 yazdıktan sonra slash 24 yazmanıza imkan veriyor. Ha 24 ne hocam derseniz 24 ne demek? Soldan sağa 24 tane 1 var demek. Gerçekten de öyle mi? Evet. 24 tane 1 var. 8 tane 1. 255-8 tane 1 demekti binary karşılığı. 8 tane 1 etti 16. 8 tane 1 de etti 24. 24 tane 1 var demek soldan sağa. Ya da 25 demek soldan sağa ne var? 25 tane 1 var demek. O zaman ne olur? 255-255 100, 0 değil de 128 olur. Neyse. Yine no shutdown deyip interface etkinleştiriyorum. İstersen shutdown derim kapatırım bu sefer de. Shutdown demek kapat demek. No shutdown da tam tersi kapatma demek. E ne demek? Kapatma yani aç demek. End diyerek buradan çıktık. Show IP interface brief. Bu en çok kullandığımız komuttur. Evet. Az önce evet Mustafa İsmail Türkoğlu dedim ya. İsterseniz oradan da yapabilirsiniz. Konfikten de gelip ama her zaman diyorum ki siyare öğrenin. Yani yeri geliyor bugün işte Firewall markası Türkiye'de en yaygın FortiGate'tir. Forti'nin ürünleri. Onun bile CRA'yını öğrenin yani. Çünkü bazen GUI'den yapamadığınız şeyler olur. Kalırsınız böyle. Sonra teknik destek çağırırsınız. Adamlara baydırsınız parayı. Değil mi? Kendiniz öğrenin. Siyaleyi. Siyaleyi. Değil mi? Bugün mesela Linuxçular niye artistlik yapar? Kardeşler biz her şeyi komut satırından hallediyoruz. Siz amele gibi Windowsçular pencereye tıklıyorsun. Bilmem ne kopyala yapıştır. Biz işte komut satırından terminalde yapıyoruz. Uzmanız yani sen amele gibi böyle 10 yaşında çocuk gibi gelmişim bir de bilgisayar kullanımda övüniyorsun, övünüyorsun. O mu yani? Komut satırı yani terminal işte bak. Yani Linuxçılar gibi Cisco'cular da böyle. Ben çok yani GUI kullanmam. Onu söyleyeyim. Artistik olsun diye demedik. Ha işte bak ifconfig config vlan 0 down işte. Adam burada. <laughs> Yoksa değil mi? Birçok şeyi GUI'den yapabilirsin. Ha tabii o da kolaylıktır. Yapmayın demiyoruz yani işte. O kötü der anlamında söylemiyoruz yani. Çünkü herkes iş, işin kolay olsun olduğunu ister. Olsun ister. Yani bugün Windows diye bir şey yapmasaydı sağ olsun eee Bilgis bu sefer biz de Linux Linux diye devam ederdik ve o tarz işletim sistemleriyle bu kadar yaygın olmazdı bu sefer. Çünkü Bilgis zamanında diyor ki ben diyor nenemin bile diyor kullanabileceği bir işletim sistemi yapacağım yapacağım. O zaman ki ilk çıktığında böyle kapkara bir ekran. Yani böyle pencereler, mindollar, dolar yok. MS DOS var. Microsoft DOS. Hatta MS DOS'un hikayesini kısaca anlatayım. Aynı network'teki birlikteliğin olmadığı gibi network protokollerinde işletim sistemi iOS tarafında da ya da disk operating sistem dediğimiz DOS tarafında da bir birliktelik yok. Kusura bakmayın bir su içeyim. <laughs> IBM'in arkadaşlar IBM DOS diye bir işletim sistemi var. Şimdi Bill Gates ve onun bir arkadaşı vardı yanında unuttum hangisi. Ama tabi Gates de Gates yani okursanız o işte çizginin dışında dakiler miydi neydi bir outliers li outliers diye yazılıyor ya İngilizcesi öyle bir kitap vardı onu geçenlerde okumuştum orada mesela anlatıyor güzel e, konular yani öyle bir adam başarılı olmuşsa bir kariyerinde şundöbünde hayatında öyle tesadüf değil hani tamam tesadüf olur tevafuk olur şans olur herkes farklı isimler verebilir bunu ama bir de adamın bakarsanız ortaokulda bilgisayarı var Bilgeysin ki yıllar yıllar önce yani düşün Amerika'da daha bilgisayarlar yeni yeni yaygınlaşıyor programı öğreniyor ortaokulda adam herhalde kur kurar yani ben de öğrensem ortaokulda programı ben de Microsoft'u kurardım yani ha bir de ne var Amerikalıların bizden farkı Amazon'u kuruyorlar Google'u kuruyorlar onların garajı var yani hani bizde pek garaj marajı olmadığı için evlerimizde biz Böyle işte şey yapamayız, bilişimde bir yere gelemeyiz yani. yani ne zaman ki evlerimiz onların gibi böyle, hani onların banyolarında evler oluyor işte iki kat, üç kat, tek kat neyse bir de böyle garajı. Bizim de böyle şeylerimiz olur. Bir ara belediyeler garaj zorunluluğunu getirmişti. Millet garaj yapıyordu. İki ay sonra o garajı eve çeviriyordu. İzmir'de çok yaşadım yani. biz de öyle yaptık çünkü babam da yaptı öyle bir ev. Garaj tarafı yine ev oldu. <laughs> neyse enişten de yaptı. Şimdi... Gördüğünüz gibi ap ap arkadaşlar. Ha biz IBM'in hikayesini anlatıyorduk. Bak oradan kaldı. Microsoft, Tukuran, Bill Gates arkadaşı Neydi adamın adı unuttum bilen varsa yazsın ya da Google diyebiliriz. Bunlar IBM'den gidiyorlar kaynak kodlarını bedava alıyorlar arkadaşlar. IBM DOS'un kaynak kodlarını bedava alıyorlar. Sonra ge ge geliştiriyorlar MS DOS diye bir işletim sistemi çıkarıyorlar ama farkı ne? IBM DOS sadece IBM cihazlarda, ha, Paul Allen olabilir. IBM cihazlarda çalışıyor, MS DOS bütün cihazlarda çalışıyor. HP'de çalışıyor, DEC'de çalışıyor, Dell'de çalışıyor bilmem ne. Ve parayla satıyorlar işte adam. Zengin oluyor ondan sonra. Microsoft oluyor yani. Evet Microsoft oluyor neyse. Şimdi devam ettik. Bakın iki tarafı da yeşillendirdik. Artık bizim soldan sağa interfacelerimiz bakın yeşil, yeşil böyle ben buradayım diyor. Şimdi şu bilgisayardan şu bilgisayara ne açacağım arkadaşlar? Ben pink açacağım. Pink pink. Şimdi pink nedir? Bakın yine pentagoncu bir adam. Mike Moose diye bir adam icat etmiş pingi. Pink aslında ICMP protokolünü kullanır. ICMP. Internet Kontrol Messaging Protokol. Yani bir internet mesajlaşma protokolü. Ya ne mesajı bu? Ne yapıyorsunuz? Bir bilgisayardan bir bilgisayara ping atarak birinci katman yani fiziksel katman. Bakır makır kablo fiber optik kablo falan var ya o katman. İkinci katman. Yani işin içine MAC adresinin vesaire vesaire girdi. Biraz sonra göreceğiz. Ve üçüncü katman dediğimiz IP adresi kısmında ki Bağlantıyı doğrulamış oluyorsunuz. Yani burada fiziksel katmanda bir problem yok. İkinci katmanda bir problem yok. Üçüncü katmanda iPad resitlemesinde bir problem yok. Gidiyor geliyor PC0'dan PC2'ye. Ve bunların da neleri var isimleri var. Mesela ping attığımızda biraz sonra göreceksiniz. ICMP Echo Request yani yankı isteği. Türkçesi bir mesaj gidecek. Soldan PC0'dan sağdaki PC2'ye. pc de eğer cevap verirse herhangi bir problem yoksa. Birinci, ikinci, üçüncü katmanlarda. Ki bu birinci, üçüncü katman. Osi'den birinci, ikinci, üçüncü katman. Cevap dönecek. Ne dönecek? Echo Reply. Ki bunların da hepsinin bir type kodu vardır. Biraz sonra paketleri size de göstereceğim. İşte birisi için 8 giden için, devam dönen için 0. Bunların hepsi arkadaşlar ee, şeyde TCP IP'de şurada burada yazar. Yine link olarak vermiş olayım şöyle sizlere. TCP IP yalnız bu şöyle Google'a girelim. Evet. Bunu öğreneceğim. İyi bir networkçi olacağım diyorsanız. Yani ben iyi bir networkçi değilim de. TSP IP GUI'de yazarsanız TSP IP Guide. Bu site çok güzel anlatıyor. Size hemen reklamını, şey reklamını diyorum, linkini vereyim. İngilizce, yani İngilizce bilmek lazım zaten. Ya da Google Translate de güzel işimizi görüyor. Akıllı zeka, akıllı yapay zeka bilmem ne yaptılar. TSP IP Guide'e girersiniz arkadaşlar. Orada sıfırından, sekizinden, bilmem flayinden, hiderinden, cımbı. Bakın sol üstte read the guide online free diyor. Yani böyle çok diyor. Bunun pdf'i de var. Pdf'i falan. Ya ben bunu araştırırsanız bulursunuz arkadaşlar. Yani ben çünkü varis paylaşım yapmam genelde. Hani dersin hocam ver bize. Ben de vardı da vermem yani. Ama internetten aratırsanız bulursunuz. Tispipe Guide PDF dersiniz. Yine bir Rus sistemi var. Genle Pris e diye oradan bulursunuz. Öğrenciye şey ne yapsın? E varis olmaz artık yani eğitim amaçlı kullandı diyelim. İşin esprisi. Buradan Tispipe Guide'dan bakabilirsiniz. Yani Tispipe Guide'ı iyi öğrenmek lazım e, TCP IP Evet, şimdi TCP IP rehberi. Şimdi biz artık simülasyon moduna geçip şuradaki bilgisayardan sağdaki bilgisayara ping atalım. Yalnız öncelikle arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Bakın. Biraz sonra o paketlerde ben iki şey yakalayacağım. Birisi ICMP paketleri bir de ARP paketleri. Yani ARP. Yani açılımı nedir? Address Resolution Protocol. Ne demek? Adres çözümleme protokolü. Ne işe yarar ARP protokolü? Yerel ağda bakın bak yerel ağda sadece. Şimdi soldaki yerel ağ başla, başka bir, bir şurası 1.0 network'ü. Şu sağ taraf 2.0 network arkadaşlar. Burası kendi yerel ağındaki bir IP adresini bildiği bilgisayarın MAC adresini öğrenmek için. O da ne gönderir? ARP request gönderir. ARP isteği cevap ARP reply döner. ARP cevabı ve öğrenir. Bunu yapan ARP protokolüdür. IP versiyon 6'ya geçmekle birlikte ICMP versiyon 6'ya geçeceğiz. Geçersek bir gün. O zaman da NDP dediğimiz Neighbor Discover protokolü kullanılacak. Evet. Man in the middle atakları yerel ağda çok güzel yapılır. Ondan sonra da tadından yenmez. Evet. ARP dediğimiz, ARP poisoning dediğimiz ataklar vardır. E, ARP tablosunu zehirlerseniz mesela PC0 ile router'ın ARP tablolarını zehirlerseniz PC0'ın MAC adresini e, Router'a Router'a MAC adresini PC0'a sonuçta bunlar normalde birbirlerini öğrenecekler. Ama araya giren adam mesela PC1 hacker olsun bizim haçker. PC1 MAC adresini PC0'a öğretir. Der ki ben Router'ım. Yolla bana koçum bakayım. E, Router'a da PC0 olarak kendi MAC adresini öğretir. ARP Poisonic'le. Router'da PC0'a gönderecek paketleri PC1'e gönderir. Böyle ikisinin arasında ne yapar? Cümbüş olur. ARP poisoning dediğimiz ARP zehirlemesi minindir'in atakları. Ether Cup diye bir yazılım var. Bir Windows'ta da çalışıyor. Kalinux'ta da hazır geliyor. Bunu yapabiliyorsunuz. Etler cap. Yine Yersinia e falan da yapıyor. Falan filan. Neyse. Şimdi açık request olmadan response. Tabi normalde e, şey yapıyorsunuz. Yani onu engelleyebiliyorsunuz. Yani moderatörün arkadaşın sorduğu soruya cevap vermiş olayım. E, ne deniyor? Gratuitous Arp. Yani nedensiz, sebepsiz Arp diye bir Arp var. Ee, şöyle hemen yazayım. Evet. Şu arkadaşlar. Şimdi yapıştıracağım chat alanına. Dedim ya. Ben Türkçe okumaya çalışıyorum. Gratuitos. Şimdi de telaffuz. Şimdi ben bazen böyle telaffuzumda dalga geçenler olur. Adam yani ben adama network eğitimi veriyorum ama arkadaş bu açı mezunu ama yani İngilizcesi de beni döver yani. Böyle gülüyor falan. Ben Allah diyorum seni bir hint İngilizce konuşma şeyinde zorunda bıraksın yani. <laughs> Ondan sonra görürsün çileyi. Evet şimdi e, Great Gratuitous ARP neden siz? E işte kafasına göre A giren cihaz ne yapıyor? Ben buradayım diyor. Yani siz bana sormadan ben size Mac adresimi söylüyorum diyor. Al benim IP'im bu Mac'im bu. İşte arkadaşınızın dediği gibi orada beter kapla, beter kap, beter kap değişik şeyleri var bunların capları. Siz ne yapıyorsunuz? Gratuitous Arp göndererek iki cihazda da bunların kafalarını karıştırıyorsunuz. Art Arp tabloları zehirliyorsunuz. Öncelikle bakalım şu bilgisayarın Arp tablosuna bir bakalım. Bunları Arp tablosunda belli bir süre tutuyor bilgisayarlar. Çok az süre odanı da söyleyeyim. Yani bu yüzden de biraz sonra broadcast dediğimiz trafik karşımıza çıkacak. Yani broadcast dediğimiz bir noktadan bütün o ağdaki lokal networktaki her yere yayılan trafik anlamına geliyor. Yani bir noktadan bütün hostlara. Bir hosttan tüm hostlara ağdaki. Yerel ağdaki diyelim. Şimdi ARP tablosuna bakmak için ARP boşluk-a komutunu kullanıyoruz. Ve diyor ki no ARP entry found. Yani herhangi bir ARP girişi bulunamadı. Biraz sonra göreceksiniz. Ping attığımda. Neyi görecek? E, varsayılan A geçidinin MAC adresini çünkü burada oluşturduğumuz hemen şöyle göstermiş olayım e, şuradan MAC adreslerini de ben yazarsam şuraya da onları da yazayım görmüş olun show interface gavet internet 00 bunun MAC adresini öğrenmek istiyorum buradan bunun MAC adresini öğreniyorum şuymuş bunun MAC adresi. Her bir interface'in de MAC adresi var. Yerel ağda kendi iç tarafındaki cihazlarla iletişim kurabilmek için sonuçta bu MAC adresine ihtiyaçları var. Router'un bu tarafının, sol tarafının, sol bacağının MAC adresi bu arkadaşlar. Gabi 01'di diğer interface. Bir de oraya geçip bakalım. Evet. Gabi 01 interface'ine yazdım. Onun da maç adresi şu. Evet, internet adres is bu. kopi dedik. Geldik şuraya. Yapıştırdık. Evet, biri 302, biri 301. Gördüğünüz gibi. Şimdi, yani paket, bakın ben baştan söylemiş olayım. Paket şurada oluşturulacak, frame'in. Source MAC adresi şu olacak, yani 001. Destination MAC adresi 00D0. Çünkü oluşturduğu frame'i sonuçta kendi yerel ağındaki kapıya gönderecek. Yani ağın dışına çıkacak. Bunu nereden anlayacak? Biraz sonra ben ki bunu simülasyon modunda çalıştıracağım. Gideceğim. Yani simülasyon modunda ping yazdığımda ISMP Ecure yan göndereceğim. 192.168 15'ten 2.9'a. 192, Şimdi bunu yaparken bilgisayar nasıl davranıyor? Önce arkadaş önce biraz tasavvuf takılıyor. Diyor ki önce herkes diyor, haddini bilecek. Önce ben bir kendim bileyim diyor. Kimmişim ben diyor. 192.168.1.5'e 168 e, alt al maskesini uyguladığında kendisini 192.168.1.0 ağından bir sefil bir vatandaş olarak görüyor. Diyor ki ben 192.168.1.0 ağından bir hostum. Tabnet maske uyguladığında. Şimdi biz ping at dedik ya ona. 190 29a da kendi alt al maskesini uyguluyor. Bunu uyguladığında ne buluyor? 2.0. Yani diyor ki ben 192.168.1.0 ağındayım. Benim ulaşmak istediğim bu eleman ise başka bir ağda. Biz ayrı dünyaların insanıyız. O 90 ben 1-0'dayım. Yani bu 5 5, 5 IP'si de olsa, 8 de olsa, 50-50-50 de olsa, 300-300-300 de olsa, 300-300 olmaz tabii. Yani en fazla 255 <laughs> olur. O e, olsa yine kendi altı maskesini uygular kaynak. Bakar ki altı maskesiniz sikisini dediğinde entleyerek bulur ki o başka bir ağda. O zaman ne yapmam lazım? Benim default gateway varsayılan ağ geçine göndermem lazım ki onun işi zaten bu. Yani benim ağımda olmayan bir paketi alıp ilgili yere göndermek, root etmek ya da göndermek onun işi. Benim değil. Ben default gateway'i nereden biliyorum? Zaten geldi adam bana bizim ağ yöneticisi statik olarak buraya yazdı. Ben biliyorum. Hani az önce söyledik ki ARP protokolü neydi? IP adresi bilinen 1968.1.1 bilinen MAC adresini öğrenmek. Bakın şu an tekrar göstereyim. Var mı? 1968.1.1'in karşılığı yok. Biraz sonra öğrenecek. Yani oluşturduğu paketin source MAC adresi burası olacak. Destination MAC adresi burası olacak. Router'ın şu gigabit 0.0 interface. IP adresi de 192.168.1.1. Paket tabi buradan geçtikten sonra şu gigabit 0.0 interface'inden sağa doğru geçtikten sonra bakalım neler olacak. Biraz sonra bunların hepsini simülasyon modunda e izleyip bir paketin yolculuğunu arkadaşlar şu ağdan şu ağa tamamlayacağız. Yani şuraya hemen şöyle yazayım ben. Burası e ne olsun lan a olsun. Burası da LAN B olsun. Lokal Area Network yani yerel alana LAN deyince kızmayın yani. Evet. Lokal Area Network A. Lokal Network B. Yani A'dan B'ye giderken bakalım ne olacak. Şimdi simülasyon moduna alıyorum. Geldim şöyle simülasyon moduna. Simülasyon modunu şöyle biraz büyüteyim. Şimdi arkadaşlar burada birçok protokolü destekliyor simülasyon modunu. Yani Wireshark'ın birçok protokolü desteklediği için. Şimdi burada filtreler var. Filtreler, Wireshark'ın filtreleri gibi Wireshark bilenler için söylüyorum. Şimdi onun gibi ve bütün filtreler seçilmiş. Ben, bana sadece iki tane filtre lazım. Bundan show all none yazan yere tıklayarak bütün filtreleri iptal ediyorum. Ve daha sonra edit Filtrese gelip buradan sadece ARP ve ICMP'ye tık koyuyorum. Yani sadece ARP ve ICMP paketlerini görmek istiyorum ben. ARP ve ISMP seçtim. Tamam mı? Eyvallah. Şimdi biraz sonra hatta şöyle kapatabilirim de. Şimdi simülasyon modundayız bakın. Simülasyon modu seçili. Daha sonra geliyorum bu bilgisayara. Komut satırına. Dedim ya Mike Mus yine Pentagon'dan bir adamın Pentagon'dur nedir işte Amerikan Savunma Bakanlığı yaptığı bir komut satırında kullanılan bir ISMP Korkios gönderen komut. Diyorum ki 192 168 bir pardon 2 nokta neydi 9'du. Yani ben bunu yazıp enter'a bastığım zaman öncelikle ne yapacak? Önce diyecek ki ben neredeyim? Benim IP'im 1.5. Neredeyim ben? 1.0 andayım. 2.9'u entleyecek. Kendi tablet maskını. Bunu bulacak 2.0. Yani biz aynı ağda değiliz. O zaman ne yapmam lazım? Gateway'e var. seni ağ geçirdiğinde yani 1.1'e göndermem lazım. ARP tablosuna bakacak bunu yapmak için. ARP tablosuna bakacak. Bomboş. Bomboş olduğunu görünce ne yapacak bu sefer? Bütün yerel ağa bir ARP Request gönderecek önce. ICMP Echo Request gitmeden önce. Kendi ağında biraz sonra bu trafiği göreceğiz. ARP Request çalışacak. Ve bütün ağdaki bilgisayarlara soracak. Hey arkadaşım 192.16 Birbirin MAC adresi nedir diye. Hey cemaat diyecek. Bir bir çıksın bakayım ortaya. Tabi varsayılan hangi için cevap verecek ona. Geri dönecek. ARP play olarak ve bakacağız biraz sonra ARP tablosuna. Birbirinin MAC adresini öğrenmiş olacak. Şimdi Enter'a basıyorum. Bakın şuradan şöyle ben bunu kapatayım. Bakın gördüğünüz iki tane paket var. Paketin biri bekletiliyor ICMP. Çünkü MAC adresini bilmiyor. ICMP paketi oluşturacak ama onu nereye göndermesi lazım? Varsayılan hangi için ki varsayla ne geçirdiğini bilmiyor. Neyini bilmiyor? MAC adresini. Şimdi bakalım şu paketi inceleyelim. Bakın type artmış. Adres için protokol. Geliyorum şöyle. Bakın layer 1, layer 2 çalışıyor şimdilik. Paketin içerisine bakıyoruz. Şimdi şimdi şu an çok ayrıntısına girmeyeceğim bir Mac, e, şey bir e, layer 2'deki Ethernet frame'inin işte preamble, FCD, destination. Bakın destination MAC adres, hedef MAC adres FFFF yani 48 tane birden oluşuyor. Bu ne demek? bir broadcast adresi bu MAC adresine göre ve bütün yerel ağ kendi ki broadcast trafik biraz sonra göreceksiniz router'un dışına çıkmayacak. Router'lar broadcast trafiği geçirmez. Ve source MAC adresi olarak da bakın 49 A5 yani neresi 49 A5 bunun MAC adresiydi. Source MAC adresi. Art paketinin içerisine bakıyorsunuz. Hardware type, protokol type. Bunlar hepsi bakın bu IETF'i, işte IEEE, şunlar bunlar. Opcode. Mesela az önce arkadaşımız söyledi ya. Gratuitous ARP opkod olarak 2 gönderir hep. Yani ARP reply. Biraz sonra bakabilirsiniz burada. Opcode olarak 2 göreceksiniz. Yani ARP request'a bir yazar ARP reply'de. Yani siz bir paket e, bir ağda ARP e, şey saldırısını anlamak için ne diyelim e, ARP poisoning saldırısını anlamak için Ağ trafiğini varçakla sinif edersiniz. Orada bolca op kodu 2 olan paket görürseniz filtrelersiniz. Demek ki birileri yapıyor. Oradan bulursunuz zaten. Yani gratuitous ARP gönderdiğini. Evet, ARP poisoning hata yaptığını yani. Şimdi biraz sonra opcode'a dikkat edin. Evet, hedef MAC adresi bilinmiyor şu an. Ama hedef Mac adresi, e, IP adresi biliniyor birbiri. Zaten ARP'ın amacı neydi? Hedef Mac adresi, e, IP adresi bilinen cihazın MAC adresini öğrenmek. Şimdi, buradan ben şu tuşa basarak, bakın şurada ne diyor? Capture, then forward. Yani bir adım ilerletiyorum. Şimdi switch, bu gelen trafiği, Tabi broadcast trafik olduğu için bütün portlarına basacak. Yani printer'a da gidecek, PC 1'e de gidecek. Router'ın Gigabit 00 interface'ine de gidecek. Basayım. Broadcast. Al başına bela. Bak broadcast ne demek? ARP request bir broadcast olarak çalışıyor. Burada birkaç dakika duralım. Paket durursa tabi. Arkadaşlar bakın ne oldu? Bir kaynaktan çıkan paket ağdaki bütün o yerel ağdaki. Tabi şu an bu kadar var ama düşün orada 200 tane bilgisayar var, 200 tane bilgisayara gitti. İşte biz broadcast trafikler arkadaşlar başımızın belasıdır. VLAN dediğimiz yapıyla ki isterseniz subnet e, dediğimiz yani subnetting dediğimiz alt ağlara bölmeyle de bunu yapabiliriz ama genelde bu tercih edilmez. E, piyasada daha çok VLAN yapılandırması var. VLAN yapılandırmasıyla bu işi çözeriz. Virtual Local Network derli konumuzun dışında tabii. Şimdi buradan biraz sonra ne dönecek arkadaşlar? ARP reply, ARP cevabı dönecek. Yani diyecek ki arkadaş sen kimin ARP e, MAC adresini vermek istiyorsun? Bir bir mi? Al sana MAC adresi bu. 00 d 0 ff 3201. Hemen bir tıklıyorum. Bakın bu da broadcast mi çalışacak, günü kesmi. Biraz sonra zaten göreceksiniz. içine baktığınız zaman şöyle trafiği inceleyelim. Şöyle içine dışına, ıcına acın ıcına bakalım. Bakın destination adres 49A5 yani PC0. Source adres artık yazıyor 32.01. Yani buradaki gateway'in MAC adresi. Biraz sonra öğrenecek zaten. Type burada yazıyor. Bakın opcode neymiş? 2. Yani ARP reply'ler. işte gratitude ARP'lar bol bol. Op kodu 2'den bulursunuz demiştim. Aslında ha, source IP 1.1. 1. Hedef bu. Source Mac'i de artık burada yazıyor bakın. Frame'in içerisinde. ARP ee, şeyinin. E, ne diyelim? ARP request paketinin içerisinde yazıyor bakın. Mac adresi. Artık gelince bu paket. Biraz sonra göreceksiniz ki paket Unicast'tir. Yani bir hosttan sadece bir hosta gider. Unicast o demek. E, broadcast bir noktadan lokal, network'te geri aldık bütün hostlara giden bir de multicast vardır. Multicast o da bir hosttan bir gruba yani diyelim ki işte o grup printers for 1 olsun gibi ee, bir gruba giden. Şimdi bakarsak art tablosuna oluşmuş mu? Bakın o komutu tekrar ama bu arada pink yapmıştık. Biraz sonra bakalım ona. İşlemler bittikten sonra gerçek real time'a dönünce. Şimdi bakın artık ISMP paketini oluşturabilir. Neden? Çünkü ICMP paketi, ICMP Echo Request. Bu arada arkadaşlar, Layer 1, 2, 3 çalışır ICMP. Bazen teknik mülakatlarda sorarlar. İşte Ping'in portu kaç diye falan. Port, Layer 4'teki bir iştir. Oraya kadar daha çıkmayacağız da. Yani, o yüzden söylemiş olalım. Ping'in, Ming'in ya da ICMP tarafında herhangi bir port bilgisi falan yoktur. Layer 4'te bir kapsülleme olmuyor? Encapsulation. Şimdi bakarsak burada, artık oluşturduğu Ethernet frame'inin Source adresine, PC0 kendi adresini yazıyor. Destination'a da bakın ne yazdı? Gateway'i yani Gigabit 00 interfeysinin MAC adresini yazdı. Bu arada ama IP adresi kısmına gelirsek Source IP olarak kendi IP adresini yazdı. Destination IP olarak sağdaki network'teki LAN B'deki bilgisayarın 2.9'unu yazdı. Bakın biraz sonra paket PC'den çıkıp PC kaçtı bu? 0'dan PC2'ye gidince bu paketleri iyice incelersek bir şeyin değiştiğini ama bir şeyin de hiç değişmediğini göreceksiniz. Bakın source adresi dikkat edin. Bilgisayarın source adresi yani bilgisayar neydi bu? PC 0'ın destination'da gateway'in. Gabi 00ün MAC adresi. Eyvallah. Source adres 1.5 destination adres 2.9. Ha ICMP bakın. Type 08. Kod 00. Dikkat edin buralara. Tip kodu 08. Yani echo request. Yankı isteği. Biraz sonra type'a baktığımız zaman şurada ne göreceksiniz? Dikkat edin şu 08 giden echo request yankı isteği. Dönen echo reply'de or orada ne yazacak? Bunların da hepsi dedim ki standartlarla belirlenmiş. Tispe IP dediğim gibi atılı, bol bol okuyun. Şimdi 08'e dikkat edin. Bakın şimdi bizim işimiz şu. Paket gelecek. Bu paket Unicast bir paket. Şimdi buradan gelecek. Router bunu bakın bu paket ne paketi? ICMP paketi. Router şu 2.9'a iletemiyor. Neden iletemiyor? Çünkü router'un şu interfeysi yani 2.1 interfeysi şu 2.9'un MAC adresini bilmiyor bu sefer. Hatta ping attığınızda mesela varsiyana geçirdiğinde falan ping attığınızda e, 4 tane Windows'da o şekildedir. 32 bit'lik 4 tane paket gönderilir standart. Linux'ta ise ping atarsanız siz dur çüş diyene kadar hani Ctrl C'ye basana kadar ping atmaya devam eder. Ha bunu ayarlayabilirsiniz mesela Windows'ta işte counter komutu yani ya da kısa e, şeyle parametresiyle 5 pa tane ICMP paketi göndereceğim, 10 tane göndereceğim diyebilirsiniz. Şimdi burada buradaki router'ın bu sağdaki Gigabit e, 0 bir interfeysi de bu ne yapmıyor? Kendi yerel ağında artık paket öteki tarafa, sağ taraftaki yerel ağa geçti. Onun MAC adresini bilmiyor. Onu öğrenmek için bu sefer ARP request gönderecek. Ha bu arada ne diyordum? Siz ping attığınızda 4 paket gider ve paketin bir tanesi time out yani zaman aşımına uğrar. Neden zaman aşımına uğrar? İşte hem sol tarafta bakın ARP request yaptı gateway öğrenmek için hem de sağ tarafta paket onun MAC adresini yani şu host'un PC2'nin adresini öğrenmek için bir ARP request yapacak. O yüzden bazen 1 ve 2 paket zaman ışığına uğrar. Bir daha ping atarsanız zaman ışığına uğramaz. Çünkü tablosunda, ARP tablosunda artık hem router hem de PC'ler ne yapıyorlar? Onların MAC adreslerini artık öğrendiler. Şimdi buradan bakarsak, bakın yine bir ARP request gidecek. Destination FFF diye. Yani B'deki bütün hostlara gidecek. Buradaki amaç, IP'sini biliyor 2.9 çünkü gelen paketin ICMP Echo Request'in içinde... Destination olarak 2.9 yazıyordu. Onu oraya gönderecek ama MAC adresini bilmiyor. Şimdi ne yapacak? İletirsek bütün broadcast olarak bütün hostlara gidecek ve ARP reply dönecek. ARP reply döndüğü zaman ARP cevabı ki bunun içerisinde görebilirsiniz artık. Buradan paketin yani source adres olarak bakın hemen şöyle göstereyim. Ee, source adres hemen şöyle biraz büyütelim şöyle şöyle bakın ne yazıyor? EAB4. EAB4 şuna bakarsanız sağ tarafta PC2'nin MAC adresi. Destination'da 302 ile bitiyor yani Gabi 01'in MAC adresi. Öğrendi mi öğrendi. Şimdi tekrar ilerletelim. Evet. Bu arada paket orada takıldı. Şimdi tekrar ISAMP echo request göndersin. Tekrar gitsin. Şimdi bakın. Bazen paket tracer arkadaşlar böyle takılıyor. Ben hemen şunu kaydedeyim. Şöyle. Evet. Göçebilirsin. Çünkü geçen de Kate Baker diye bir adam var. CCI yani bu Amerika'da canlı yayınlar yapıyor. Ee, göçmüştü canlı yayında adam eee vilen bir şeyler anlatıyordu. Şimdi biz de götürmeyelim. Bir daha gönderdik. Evet, ICMP echo request gitti. Şimdi EKO reply dönüyor. Ha, dönende bakın şimdi type'a dikkat edin şurada sen paketine. Evet, bakın 8 ile gitti, sıfırla dönüyor. Yani EKO reply. Ama bu arada bir şunu kaybettik. Giden paketin, dönem paketin. Neyse ben bunu bir daha şimdi yapacağım. Şöyle gitsin gelsin. Tekrar Source Destination IP. source Destination bir, daha bakacağız. Şimdi. Evet. Şimdi bir daha, şimdi bir daha atarız. Neyse simülasyon modunu şöyle real time'a gelelim. Bakın şöylelikle öncelikle şunu göstereyim. ARP mutunu tekrar çalıştırayım. ARP-A. Bakın ne oldu? 192.168.1.1 yani gateway mac adresini öğrendi. Bu da arkadaşlar işletim sistemin sürümüne göre işte 10 saniye, 20 saniye, 30 saniye, 1 dakika. Yani 1-2 dakika çok kısa bir süre duruyor. 1-2 dakika sonra Alın dışına çıkacaksa tekrar yapacak. Tekrar broadcast trafik ulaşacak. Hadi ye, başımızın belası. E istemiyorum ben bu broadcast trafiği demek hakkın yok. Çünkü protokol böyle çalışıyor. İşte DSP Discovery böyle çalışıyor bilmem ne. TCP IP hatta stack diye geçer arkadaş. Yığın yığın yani. 200-300-500 tane protokol üstte koymuşlar yılmışlar. Havası neyse protokol çıkartmış. Google mesela Quick diye protokol çıkartmış. Yani siz HTTP trafiği, HTTPS neyse e, normalde TCP üzerinden taşınır. Adam UDP üzerinden taşıyor. Hem e, güvenlidir diyor arkadaş TCP kadar hem de UDP kadar hızlıdır diyor. Neyse. Konuyu dağıtmadan tekrar bir ping atayım ben simülasyon moduna geçip Şuradan e, Şunu önce bir varsa Silelim tekrar Simülasyon moduna geçtik Mesela şu pencereyi kapatayım şu şeyi Simülasyon modundayız tekrar ping atıyorum Evet 2.9'a bu sefer bakın ne, yap ne yapmayacak ARP çalıştırmayacak çünkü Bu PC0 şuranın neyini biliyor? MAC adresini biliyor. Buraya gelirse şu gigabit 01'de PC2'nin MAC adresini biliyor. Şimdi şöyle gelelim. Paketin arkadaşlar tekrar bir paketin yolculuğu dedik de kaçırdık. Şöyle. Evet arkadaşım niye gidiyorsun? Oraya. Heh. Şimdi bakın tekrar göstermek istiyorum. Source adrese dikkat edin. Source adres 49A5 yani PC0'ın. Destination MAC adresi neresi? 3201. Yani şuranın MAC adresi. Şimdi router'ın öteki bacağına geçtikten sonra, öteki arayüzüne geçtikten sonra bakalım. Şimdi bakın outbound'dan görebiliriz bunu. Dikkat edin. Pardon, in'den out'tan göstereyim. Tamam, in'den out'tan görürüz. Tamam, şuradan şöyle büyütmüş olalım. In tarafı, yani interface'in girdiği tarafta. Tekrar göstermiş olayım şöyle. Evet, source adres arkadaşlar bakın. 49A5. PC0'ın destination adresi Gabi 00'ın. Ama çıkışta ne oldu? söz adres 3202. Bakın bunun değil artık. Mac adresi değişmiş. Dedik ya buradan öteki tarafa Mac adresi gitmez. Adam diyor bana Mac bana at bana. Adam senin Mac'in nereden bilsin? Sen sonuçta bir protokolü oraya kadar taşımadıysan onu. Mac falan gitmez yani öteki tarafa. Yani bazen oluyor böyle sorular da geliyor işte eğitimlerde falan filan. O yüzden de ben çok uzun uzun böyle anlattım. Gitmez yani. Yani siz bana gelin diyelim ki bir paket gönderin bilgisayarınızdan sizin Mac adresini ben göremem. Siz bir şekilde göndermediyseniz yani belli protokoller var. <laughs> bu şeyde falan filan yapıyorlar. Çok oraları girmeyelim bu IPTV falan filan işlerinde. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bir şekilde oraya belli protokolü taşıyorsunuz Mac'inizi. Bakın Mac gitmedi. Şu an Source Mac 3202. Destination bakarsanız e bakarsanız Destination'da bakın B4 de bitiyor. Yani sağdaki bilgisayar 2'nin Mac adresi. Evet bakın gidiyor. Ama neler değişmedi? Bu arada onu göstermeyi unuttum. Source ve Destination IP hiçbir zaman değişmiyor. Source IP yine 1.5. Destination, Destination IP yine 2.9. Bakın bir A'dan bir A 1A giderken bir paketin yolculuğu. Evet bu şekilde bitirmiş olalım. MAC adresleri değişiyor. Ama IP adresleri hep aynı kalıyor. Tabi bu arada işin içine NAT falan koysaydık. Yani sonuçta buradaki iç ağdaki IP gidip de buradaki şey şeye gitmez. Yani işin içine wi Network katsak. Yani internet olduğunu düşünün. Çok da kafanızı karıştırmayın bilmeyenler için NAT denimiz Network Address Translation veya işte PAT denimiz Port Address Translation için içine girecek. Orada bizim public IP'lerimiz yani benim ISP'den aldığım IP gidecek benim ta öteki uzaktaki sunucuya veya öteki bilgisayara. Şimdi o konu dışında burada en azından bir local network A'dan local network B'ye giden paketin nasıl bir şeyler olduğunu, nasıl başından bir şeyler geçtiğini baştan başlayarak network nedir'den, ARP protokolünden, IP'den, subnet mask'tan böylelikle arkadaşlar özetlemiş olduk. Yaklaşık bir buçuk saat oldu. Evet, şimdi simülasyon modunu alalım. Ben anlatmak istediklerimi bitirdim. Bu arada konuyla ilgili sorunuz varsa konuyla ilgili sorularınızı yoksa genel sorularınızı alıp bu canlı yayını bitirmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Ben chat ekranına bakıyorum. Chat ekranına. Chat ekranından siz yazdığınız zaman okurum cevaplarım. Evet. Network, siber güvenlik onunla ilgili kariyerle ilgili sorularınız, sertifikasyonlarla ilgili sorularınız bunlarla da olursa bunları da arkadaşlar e, ee, cevaplandırın bildiğim kadarıyla. Evet. DSP not alın. Tamam mı? Onu biraz sonra şey yaparız. Başka böyle şey yapmazsa teknik dediğimiz gibi. Paket üzerinden tekrar bu yapıya dönüp DSP'den bahsederim. Evet teşekkür edenlere ben de teşekkür ederim. Şimdi IP versiyon 6'ya geçiş ne zaman olacak? Halihazırda kullanılan bir yer var mı? Bu öğrendiklerimiz ne kadar geçerli olacak? Bu öğrendiklerimiz arkadaşlar Türkiye'de daha geçerli olur çok. IP versiyon 6'ya Türkiye'de şu an %0.5 geçiş var. %1 bile değil. IP adreslerimiz var IP versiyon 6 ama şöyle anlatayım. Bu anlattıklarım sakın siyaset politika bağlamında değerlendirilmesin. Yani onu altını çizerek söyleyeyim. Ee, şimdi Türk Telekom arkadaşlar yüzde 55 hissesi zamanında özelleştirildi. Aslında bazen de diyor işte devlet sattı bilmem ne şu parti bilmem ne yaptı falan filan meselesi değil. Yüzde 55 hisse 21 yıllığında ihaleyle bir şirkete devredildi. Tamam. Yani Türk Telekom'un yüzde 45 yine devletin artı 21 sene sonra yine devletin olacak o. Yani o adamlarda kalmayacak. Bunu alan Öger Telekom diye bir e, Lübnan ve Suudi Arabistan ortaklığıyla bir şirketti. O şirket ihaleyi kazanınca gitti. Üç tane banka isimlerini vermeyeyim. Google'da bulabilirsiniz. IGA baş harfleri. IGA. Değil mi? Yeni havalimanı gibi oldu. Bunlardan hazine olan borcunu ödemek için ihalede der ki işte 100 lira sen kazandın. 100 lira borcu var. Gitti o 3 bankadan işte 30-30-35 neyse kredi çekti. Verdi parayı. Ödedi mi? Bak devletin alacağı yok ha. Çünkü herkes bir şey söylüyor bu konularda. Benim bu anlattıklarım hepsi yüzde doğru şeyler. Dedim ya siyaset politika yapmıyoruz burada. Teknik bir şey anlatıyoruz. Sonra ama şirket banka olan borcunu bugüne kadar hiç ödemedi. Devlete borcunu dedi bitti ama üç banka olan borcunu. Çünkü arkadaşlar telekomünikasyon sektörü bakın telekomünikasyon. Bak söyledim bile İngilizcenin Türkçesini takılmadan. Çok masraflı bir sektör. Yani şu, işin şu tarafını anlatayım size bir de. 90 ki buradaki arkadaşlar kaç doğumlu bilmiyorum. Sene 90 küsürler, 90'lı yılların sonu. Türkiye'de iki tane telekom operatörü vardı. Birisi Turkcell, bir tanesi de Telsim. Bugünkü e, Vodafone hatta Telsim Uzan grubunundu. Hatta bir üç kağıtından dolayı birkaç sene de Telsim e, şey yapamadı. Hizmet veremedi. Devlet bunun hizmetini engelledi. E, lisansını askıya aldı. Ve o yüzden de Turkcell çok yaygınlaştı. 90'lı yılların sonunda 2000'lerin ki o 2000 başına kadar sürmedi herhalde bu lisans askıya alınması işlemi. O yüzden Türksel çok yaygındır yani. Hani tek çünkü tek başka kimse yok. Daha sonra devlet iki lisans daha ihale çıkardı. Hazineye gidiyor bu paralar. İkisi 900 MHz bandındaydı. Yeni ihale 1800 MHz bandında yapılacaktı. Ve bu ihaleye de iki kurum girdi. Biri zaten Türk Telekom ki önceden PTT'ye bağlıydı. Ki bu e, Türk e, neydi ismi? PTT. Yani bildiğiniz pijama terlik tele, televizyon. Posta telefon, telgraf. Türk Telekom diye bir şey yoktu. Yani PTT'nin e, telefonu. O da Aysel diye bir firma kurmuştu. PTT devletin bak bu. Yani PTT hala devletin. Türk Telekom da de işte devletin. PTT'nin Aysel'i vardı o yeni a, a, operatör kısmında. Bir de İş Bankası ile bir İtalyan Telekom ortaklığıyla Arya diye bir şirket e, ihaleyi kazandı. Bir Aysel bir de Arya Bir de Türksel bir de Telsim vardı. Neyse bunlar tabii... İ İtalyan ortak İsviye girerken dedi ki arkadaş ben öyle öyle direkt dikmem baz istasyonu ben dedi şey yapacağım sizin dedi e, roamik dediğimiz lokal roamik mesela yurt dışına çıkıyorsun Vodafone'u kullanıyorsun ya da başka bir şey roamik deniyor ya ondan sonra onlar da gel gel tamam dediler ama yapmadılar yani e, Arya'ya ya kendi baz istasyonunu kullandırmadılar adamlar da tabi baz istasyonu dikemedi falan düşünün şişti desiniz mecbur çekmiyor hiçbir yerde Arya aldıysan o zaman da adamlar dediler ki biz kaçıyoruz mesela şu an onlar şeylerini sata sata İş Bankası'nın his, o, hissesi kaldığını bilmiyorum. E, abi hatta işte şey yaptılar onları birleştirdiler. Önce dediler ki kaçmayın İtalyanlar gitmeyin. Biz Arya ve Aysel'i birleştirelim. Arya'nın A'sı Aysel'in A'sı ve Arya'da V koyalım. Abi olsun. Hatta Avia'da de para kazandırmadı. Daha sonra Türk Telekom oldu biliyorsun. Avia'da yok artık. Bunu şundan dolayı uzattım. Yani telekomünikasyon sektörü para kazandırmıyor. Bu adamlar, bu garibanlar da para kazanamadılar. Ama yurt dışından para da getirmediler bu sefer. Çünkü altyapıyı değiştirmeler lazım. Bayağı bir peroptik döşediler, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Ama e bu sefer ne oldu? Para önce banka borçlarını ödeyemediler. IP 6'ya hemen geliyorum. Banka borçlarını ödeyemeyince de yönetimi bu Öger Telekom'dan aldı. Öger'in de hatta Türkiye'deki ismi başkaydı. Bilmem ne falan filan. Taş falan filan. Neyse şu an yönetim bankalarda. Bankalarda parasını alma derdinde. O yüzden IP version 6 ile ilgili yatırımlar şunlar bunlar biraz uzun sürer. Türkiye'de IP 6'ya geçiş daha 8-10 sene sürer yani. O yüzden bu öğrendiklerinizden 10 sene gider ki burada anlattığım hiçbirinin ipv versiyonu hatırladığı çok alakası yoktu. Evet. Araya bir router daha girseydi paket nasıl davranırdı? Bu sefer işin içine wi Network kapsülyon protokolleri falan giriyor. İşte ATM'dir, Framelay'dir, Point to Pointer çok karışır. O yüzden bu arada bu kadar anlatmış olalım. CCNA Security sınavı kalktı mı? Evet kalktı arkadaşlar. CCNA tarafında, Cisco CCNA tarafında sadece CCNA Routing Switching var. CCNA e, DevOps var. De, e, yani development bu işte programcılık ya da işte SDN diye sormuştu arkadaş. O taraf ile ilgili. Ve bir de CCNA CyberOps var. CCNA in Plus dediğimiz CCNA Security, CCNA Data Center, CCNA Wireless gibi bunlar artık 24 Şubat'tan itibaren artık yok. CCNA sertifikası alan bir sektörde rahat iş bulabilir mi diyebilir miyiz? Diyebiliriz de diyemeyiz arkadaşlar. Sertifika yapmıyor işi siz yapıyorsunuz yani sertifika aldın diye he, hop, hop, gel işe başla değil ama sertifika iyi. Mesela geçenlerde mezun yeni mezun bir arkadaş benim e, öyle bir LinkedIn'den falan filan şey yaptık ettik falan filan. Arkadaş gitti sertifikasını ona da girdi. Sertifikayı da aldı bir yerde başladı. Yani şöyle düşünün sen mezunsun. Yeni mezun oldun. Gittin bir yere iş başvurusunda bulunuyorsun. Senin sertifikan var. Başka biri geldi. Onun sertifikası yok. Adam ne yapıyor? Seni tercih ediyor gibi. Hani ikinizin de kriterleri aynıysa. Evet. Yani kariyerle ilgili sertifikasyonla ilgili arkadaşlar çok e, yayın yaptık. Onu benim YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Onlarla ilgili e, oradan sorabilirsiniz yine. Bana mail atabilirsiniz. cemaltenaret.gmail.com mail adresim. Evet paket. Evet DSP dediğim gibi not alın. Onu biraz sonra göstereceğim. Paket Tracer GNS3 arasındaki farklar. Paket Tracer simülatör demiştim. GNS3 emülatör. Paket Tracer'da Cisco ne kadar komut koyduysa oraya onları kullanabilirsiniz. CCN için yeterli gerek yok diğerlerini kullanmaya ee, ama CCMPCA'yı falan uğraşacaksanız gene suç ve EVENCI kullanmanız lazım. Çünkü direkt EVENCI ve gns işletim sistemini emin ediyorsunuz. Direkt o router'da bütün komutları kullanabiliyorsunuz ya da switch'te. Bilgi güvenliği ya da siber güvenlik için arkadaşlar ders veya sertifika <laughs> pardon. Arkadaşlar sertifika şimdi iki taraf var. Bir savunma tarafı siber güvenliğin atak tarafı bir de Defansif dediğimiz yani atak tarafı bir de savunma dediğimiz ofansif, pardon ofansif dediğimiz atak saldırı tarafı bir de defansif dediğimiz savunma tarafı var. Öncelikle hangi tarafta yer alacağınızı düşünün ama benim tavsiyem her zaman savunma tarafında yer alacak arkadaşlara bile. Mesela bugün FortiGate'in bir Ns işte NSA diyelim yani nse diye başlıyor baş harfleri yani Cisco'nun CCNA varsa onun da NSA'si var. Böyle sertifikaları var. Bunları e, alabiliyorsunuz. Cisco'nun işte security sertifikaları var. CNA security kalktı ama CCMP security var. Bunlar genelde ürün bazlıdır. Direkt o ürünün nasıl kullanıldığı ile ilgili sertifikalardır. E, ama savunma tarafı ya da SOC dediğimiz Security Operation Center'lar bunlarla ilgili yine sertifikasyonlar var. Ama benim tavsiyem önce saldırmayı öğrenin ondan sonra savunma tarafına geçin. Bu daha faydalı olur. Yoksa çok eksiklik eksikliğini hissedersiniz. Ya da eksik olursunuz. Yani savunma bilmeden e, saldırma bilmeden pardon saldırı bilmeden savunmayı çok beceremezsiniz yani. Siber güvenlik tarafında özellikle bu böyle. O yüzden yani sert saldırı tarafında çok var. O SCP var. O ile ilgili yine benim YouTube kanalımda canlı yayın yapmıştık. Ona bakabilirsiniz. Ceh var yine. E, sert etki kır diye geçiyor. Onunla ilgili yine bir yayın yapmıştık. Bakabilirsiniz. Yine geçen haftalarda e, Bahtiyar Bircan sektörün ustalarından onu ağırlamıştık. Bakın geçen cuma yine Güzel bir yapmıştık. Besim Altınok. Bunlara bakabilirsin arkadaşlar. Benim YouTube kanalımda. Hocam ya iki saat süre izleyeceğiz mi falan filan diyorsanız. Baştan bu cümleyi kuruyorsanız. Siber güvenlikçi falan olacağım demeyin yani. Siber güvenlik işi oturup bilgisayarın başında 8 saat 10 saat bir makineyi eklemek hatta yeri gelir. 24 saat değil 48 saat. Mesela OSB dediğiniz saatlerce sürüyor. Yani o kadar sabrınız yoksa zaten bu işe hiç başlamayın derim. Genel söylüyorum yani. Soru soran arkadaşa demiyorum. Genel. Bazen oluyor arkadaş yani Google'da soracağınız şeyleri pardon bulabileceğiniz şeyleri de soruyorsunuz. Sorun eyvallah ben teşekkür, şey cevap veririm ama yani araştırıcı adam cyber security researcher olacağım diyor. Araştırmacı olacağım daha Google'da bir şey araştırmıyor yani. Önce Google'da araştırsın bulamazsanız gelin. Ha dersin yok hocam Google'da zaten her şeyi buluruz o işin esprisi zaten de. Evet. Başka genel sorularınız yoksa arkadaşlar şu DSCP'den birkaç cümle bahsedelim gösterelim. Dynamic Host Configuration Protocol. Otomatik tıkır 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 IP adresi atayalım. Şuraya bir tane DSP sunucu kuralım. Paket Tracer'da. Sonra da kaçalım. Yani 99 dakika oldu. Yani bir buçuk saat. En fazla işte bir yarım saat daha takılabiliriz. Evet sorular gelse bile ben hemen şöyle geçeyim. Arkadaşlar DSCP Dynamic Host Configuration Protocol. Şimdi hemen geçiyorum. Paket Tracer'a. Şimdi bir oraya bir sunucu koyayım. Şimdi router üzerinde de DSCP yapılandırması yapabilirim. Yani Dynamic Host Configuration Protocol. Yani ki bizim evimizdeki router ne yapıyor? Öyle yapıyor. Yani benim evimde bir modem var. IP adresinden otomatik atıyor. Ama isterseniz şey de yapabilirsiniz. Ne diyelim? Bir DHCP sunucu da kurabilirsiniz. Çok enterprise, kurumsal yerlerde bir tane sunucu oluyor. O sunucu üzerinden ki bu bir Windows sunucu olabilir veya bir Linux sunucu olabilir. Onun üzerinden IP adresleri atanmış oluyor. Şimdi ben burada isterseniz router üzerinden yaparız. isterseniz sunucu kuralım. Hadi çok enterprise takılalım. Paket tracer zaten bedava. Sunucu da bedava. Switch de bedava. Router da bedava. İstediğimizi ne yapalım? Takalım. Getiriyorum şöyle. Sunucu server'ı bağlıyorum. Bu bizim soldaki ağımızda. Şimdi bakın bu server da arkadaşlar zaten gelirseniz servislere servislere İsviçre çakısı gibi. Her bir işe yarıyor. HTTP sunucu oluyor, web sunucu. DSP sunucu oluyor, DSP versiyon 6, server, DNS server, 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 NTP server, email server, FTP sunucu, DNS sunucu, Syslog sunucu, tablasy sunucu, FTP sunucu, imle sunucu, FTP sunucu, ayet sunucu. O, her şey var. Yani ne alırsan, bir lira, milyoncu gibi. Evet. Şimdi ama biz DSP kullanacağız bunun, DSP tarafının, Dynamic Host Configuration Protocol. Değil mi? Şimdi. DSP'nin nasıl çalıştığını da biraz sonra bahsedeceğim arkadaşlar simülasyon moduna alıp bu simülasyon modu çok güzel paket tracing'in. evet şimdi öncelikle bir pool veya scope oluşturuyoruz Tabii ben gelip bu cihaza bir ip adresi atayım biraz sonra ip yapılandırmasını da farklı yapacağım onu da göstereyim hemen şöyle geliyorum desktop'tan ip configuration'dan ee, bazıları onun ip'leri çok sever 10 10 10 100 diyorum ama subnet mask'ı bakın 3255 ve veriyorum. Çünkü burada varsa'nın alt maskesi geliyor. Yani burası 10-10-10-0 network oldu benim bu verdiğimle. Gateway falana gerek yok. Şu an sadece yerel ağda takılalım yeter. Yani benim DSP sunucumun IP adresi 10-10-10-100. Tamam. Genelde sunuculara ben 100 IP adresini vermeyi severim. 100 olur, 101 olur, 100'lüden böyle. 100, 101, 102 gideriz. Evet, herkesin değil mi? Her 7 bir yoğurt var demişler atalarımız. Şimdi biz ne yaptık? Sabun etmez. isterseniz böyle de kullanabilirsiniz ama genelde her ne kadar 10'lu bir ip adresi de versek de Slash 24 subnet maskı daha çok kullanılır sektörde ya da 172.16.10.10 versek de yine 24 kullanılır. Yani 255.255.255.0. 255, Verdim mi? Verdim. Artık şu makinenin ip adresi 10.10.10.100. Şöyle yazayım 10.10.10.100. Şimdi şöyle gelerek gerek, gerek gerek tekrar kontrol edeyim bakın pardon şuradan ne yapabiliriz? Şuradan da IP config'ten kontrol edebiliriz. Komutumuz bu. 10.10.100 10, Bak subnet mask falan gördük. Servislere gelelim. DSCP servisini. Bakın pool name veya scope name falan filan verebilirsiniz ama ben şimdi vermeyeyim bir şey. Default gateway yazıyorsunuz. Yani ee, şöyle verelim. 10.10.10.1 10. olsun bu da. DNS sunucu. Bizim Google'un meşhur DNS'i ya da Cloudflare'ın in DNS'ini de verebilirsiniz. One, 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 one. daha sonra ip adresini kaçtan başlasın mesela yeri gelir siz bunu skoptan veya pulldan avuzdan dağıtmak isterseniz be belli ipden başlasın istersiniz. mesela benim e evde bir modem vardı bakıyorum geçen 100'den başlatmış o 100 100'ü 102 diye dağıtıyor şimdi neden böyle yaparsınız ip'lerin hepsini siz skoptan pulldan dağıtmazsanız ki yeri geliyor çünkü statik atıyorsunuz yani exploit etmiş oluyorsunuz bu yaparak skoptan pulldan çıkarıyorsunuz ki ne olsun ben statik bak ben nereye statik veriyorum yazıcıya statik veriyorum. Sunucuya statik veriyorum. Varsayılan ayak için statik veriyorum. Ben statik ip adresleri lazım. Hepsini de bu işe vermeyelim. O zaman diyorum ki statik ip adresi 50'den itibaren dağıtsın bu arkadaş. Alt ağ maskesi bu. Ondan sonra tf tipi işte bunlar çok önemli değil. Daha sonra ne yapıyorum? Bunu save ediyorum. Kaydet diyorum bakın. Kaydet. Yani ismi server pool. Default Gateway 1011. Yani aslında ben şimdi şu an ne yapacağım? Şuraya 168.1.1 değil de 10, IP e, adresini vermem lazım. Evet tekrar şöyle göstereyim. 10, -10 -11. Çünkü biz ne yapıyoruz? 255, 255, 255 alt havasını uyguladığımızda 10, -10, -10 network'ündeyiz artık. Şimdi Bakın bir 111 dedik. Yani bu IP adresi DNS server IP adresi olarak atanacak şeylere. Biraz sonra da ben IP adresi al koçum dediğim zaman bu nereden alacak? 10, 10, 10 50'den itibaren başlayacak. 50, 51, 52 diye gidecek. Gördünüz mü? Şimdi bu kadar yeter. Ha servis açık değil bakın. Of şu an. 10 dedik. Açtık. Sevettik. Neyse kapatalım. Bir daha kontrol edeyim. Bazen böyle o şeyler gidiyor. Başlangıç IP adresi değişebiliyor. Evet. Açtan başlıyor. Evet şöyle yana doğru çekelim. Tamam 10 50den başlıyor. Tamam güzel. Şimdi şu an DSP sunucumuz var arada. DSP sunucu genel isteklere, DSP Discover isteklerine yani DSP keşif mesajlarına cevap verecek. Şimdi biz burada yazıcı var. Bir tane daha bilgisayar koyayım. Şöyle geldim. Ondan sonra IP adresi. Bu da otomatik alacak. Şimdi böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bilgisayar iPadresi yoktu bu garibanın. Şimdi simülasyon modunda bir süre sonra göstereceğim. Önce iPad adresini aldığını görün. Şu PC4'ü simülasyon modunda atacağım. Her yani önce bu alsın. Geliyorum bakın. Şimdi statik iPadresinin adresinin problemi ne? Düşünün. Client çoksa iPad tek tek ver. Bin tane client'e. Ben bir zamanlar Vestel'de eğitim vermiştim. K 10 küsur sene önce. Yani 10 seneyi de geçti. Adamların o zaman 15-20 tane client vardı. Düşün. Bir gün Vestel kuruluyor. Diyorlar ki bir tane sen IPC'sin arkadaş. Senin için iPad vermek. Adam 15 tane cihaza IP verecek statik. Adam iki gün sonra işten kaçar gider. Yani kafayı yer. Bir de binary verseydi işte. 1 1 1 0 0 0 0 nokta. 1 0 1 0 0 Gece artık cihazında 1 0'lar görür yani. Evet. Şimdi DSP işimizi kolaylaştırıyor. Otomatikleştiriyor. Artı hatayı dengeleyelim. şu. Çünkü orada IP yanlış yazdın. Subnet maski yanlış yazdın. Ay ve yedin. Şimdi DHCP seçiyorum. bakın 10.50 aldı. DNS olarak 1 1 1 aldı. Gateway olarak bizim söylediğimiz şeyler aldı bu. Ondan sonra bu arkadaş da 50'den sonrakini alacak. 51'i. Bakın paralel değil sırayla. Sırayla dağıtıyor. 51 alacak. 51. Şimdi şu arkadaş alırken ben bunu simülasyon modunda yapayım. Şimdi Edit Filters'tan DSP'de seçmem lazım. Sadece DSP seçsem yeter. Evet. Şimdi bu arkadaş evet sadece Event List Filters'tan DSP seçili. Bakın şurada var şöyle. Şimdi geleyim şuradan. Buradan şunu biraz sağ tarafa alayım. Şimdi burada bir broadcast trafik oluşacak. Şimdi bu arkadaş DSCP'ye tıkladığım an arkadaşlar bir DSCP DSP Discover dediğimiz bir keşif mesajı gönderecek. Bu trafik broadcast bir trafik ağdaki bütün herkese kendi lokal area network'ünde hepsi ağda ya lan ağdalar bunlar. Hepsine bir broadcast gönderecek. Buna DSCP Discover denir. Hatta Dora denir bakın. Dört aşamalı bir şekilde IP adres atanacak. Discover, Offer, Request, Acknowledge. Yani keşif, teklif. Tamam istiyorum abi. istek ve onay atama. Şimdi broadcast olarak ağdaki herkese bağırır. Ey cemaatler. Lokal network ağdaki benim arkadaşlarım. Yani 10, -10 artık. Hatta 10 0 olduğunu bilmiyor. Biraz sonra çünkü hem IP'si kaynak 0'dır. Destination broadcast. Full broadcast basacak. 255-255-255'e. Full broadcast. Yani bütün hepsi 888. -8 -8, yani 32 tane bir olan. Destination IP adresi. Mac adresi de FFF 48 tane bir olan bir paket oluşacak. Biraz sonra göreceksin Discord paketi. Yani demek istiyor ki bu ağda bir tane DSP sunucu var mı? Bana dedi ki Ionesy sen DSP olarak iPad adresini alacaksın dedi. Ben de size soruyorum şimdi. Bütün lokal network aya soruyorum bağırıyorum. Diyorum ki burada bir DSP sunucu var mı? Var abicim. Diyecek. Bakın öncelikle DSP Discord mesajı gider. Hemen şu mesajın içeriğine bakalım. Gördüğünüz gibi. DSP arkadaşlar Source Port 68'i kullanır. Destination Port 67'i kullanır. Yani... Sunucunun 67 numaralı portuna gelen istekler DSCP servisine iletilir. Düşünün az önce gördünüz ya o sunucuda bir sürü servis vardı. Ben HTTP'de etkinleştirdim yani amele gibi her işi ona yaptırıyorum yani. Sen diyorum DSCP sunucusun, DNS sunucusun. Mesela DNS içinde port 53'tür. Sen web sunucusun, TFTP sunucusun. Hani millet kızıyor ya işte ya bizi işte, bir bilgi işlemciyiz aldılar işlerine yani her işi bize yaptırıyorlar. E, Galiba sen de sunucu her işi sen yaptırıyorsun yani. Sen her işi ona yaptırıyorsun. Tabii gerçek dünyada böyle olmaz. Çünkü fizik, fiziksel olarak bir sunucuya bütün işleri yaptırırsanız bir yerde sunucunun bir e, diski patladır ki onun içinde red şudur bulur bir şey, şey var ama. ...hani bir fiziksel arıza oldu bütün servislerin göçer senin. Ne yapıyorsun fizikselde ondan sonra sanalda şurada burada yedekli çalışıyorsun. Redundancy işte apliket bilmem ne falan filan. Bir sürü yapılar var işte disaster recovery felaket kurtarma. Şimdi bu arkadaş yani 80 numaralı portuna bir istek gelirse HTTP servisine 53'e gelirse DNS servisine gönderecek demek. Yani 68 57. Şimdi oraya girmeyelim. Şimdi bakarsanız paketin içerisine source adres kendi MAC adresi şunun. Ya, şunun değil PC, PC 4'ün bilmiyoruz bakın PC 0 değil. PC 4'ün bakarsanız onu göreceksiniz. Ondan sonra source adresi yok, sıfır. Yok IP, zaten IP adresi olsa niye gitsin diye SP'ye değil mi? IP adresi istemek, isti, e, e, istemek, e, elde etmek için gidiyor. Destination full broadcast. 32 tane bir, 255, 255, 255, 255, 255. Source IP bu. Destination, destination MAC adresi FFFF. Buna discover denir arkadaşlar. Broadcast bakın. Şimdi gelen bu mesaj buradaki, şuradaki gateway'de olmak üzere her yere gönderecek. Bakın switch'e gelen bu paket bütün portlara basılacak. Broadcast zaten. Bir daha tıklıyorum. Full. Bakın broadcast trafik öteki tarafa geçmedi. Router'lar ne yapmaz? Broadcast trafiği geçirmezler. Şimdi DSP Discover mesajı gelince buna sadece ağda DSP sunucu olarak görevlendirilen cihazlar cevap verir. Offer mesajıyla. Bakın bu mesaj. unique mi gidecek? Broadcast mi gideceğiz? Onu da göreceğiz. Ha bu arada DSP Rock diye sunucu kurarak yine biz atak yapabiliriz. İşin hackerlık tarafında bulaşabiliriz. Orada da az önce mesela ARP Poisoning yapıyordu ya arkadaşınız, moderatör arkadaşınız. Cisco Switch'lerde ARP Inspection dediğimiz yapılandırmayla bu atakları engelliyoruz. Yine biraz sonra ben dedik ya DSP'de de bir üç yapabilir miyiz? Ne yaparsınız? DSP Rock Server'lar kurarsınız. Yani sahte DSP sunucular, sahte DSP sunucularla klientlere kl default gateway ve DNS sunucular atayarak Adama DNS'te siz kendiniz bir IP adresi söyleyerek onu başka sahte bir yere gönderirsiniz falan filan. E i̇şte men in the middle Onun için de Cisco switchlerde ARP spoofing dediğimiz, pardon ARP e, spoofing dediğimiz, ARP spoofing, ARP, e, şey pardon DSP spoofing dediğimiz DSP sahtekarlıdır. DSP spoofing de onun korumasıdır. Yani bu dediğimiz DSP ataklarına karşı Cisco Switch'lerde DSP Snooping yapılandırması yapılan, e, yapılır. Bu da konumuz dışında. Böyle bir şey olduğunu bilin. Şimdi gelen Discover'a karşı eleman bir tane ne yapacak? Teklif de bulunacak. Yani ne demiştik? Dora. Discover offer. Offer teklif demek ya. Yani sıradaki IP teklif edecek. Ne verdi? 50 verdi. 51, 52. Neyse şimdi teklifi görelim. Cevap. Hemen gidelim teklifin içine bakalım. Ne teklif etmiş bakalım. Şimdi paketin içerisinde şöyle bakarsak. Bakın UDP olarak gidiyor trafik. Bakın Source 67, Destination 68 az söylemiştim. Demiş ki, kardeşim sana ben 10, 10, 10, 52 IP adresini teklif ediyorum. Teklifte bulunuyorum. Server benim IP adresim bu. R agent konumuz değil yani şu an. İşte hardware adres, server ne falan filan varsa. Ondan sonra bakarsanız da, bakın Destination yine broadcast gidiyor ha. Çünkü full basıyor. Broadcast. Unicast değil. Bakın DSP trafiği de o broadcast ortalığı karıştırdı. Bir en güzel bir şey. Source adres. Kendi MAC adresi destination destination broadcast gidecek bakın. Ve bu teklifi gönderecek. Şimdi gitti full. Şimdi teklifi aldı bu PC4. Ona ne gönderecek? Request istiyorum abi tamam. Senin teklifini kabul ediyorum mesajı gönderecek. Hemen bakalım daha gitmedi tabi. Bakın o da biraz sonra broadcast gidecek. Hemen gidelim istek trafiğine request trafiğine bakarsak şöyle. İçerisine. Destination adrese bakarsanız yine broadcast. Ondan sonra source adres bu PC'nin. Hala IP'si yok bu garibanın. Destination yine broadcast full basacak. İçerisine bakarsanız işte DSCP bakın. Yine yok. Senin adresin diyor yani bu demişti ya. Tamam yani request. istiyorum mu abi bu 52 diyor. Evet paket tracer'ımız göçüyor. <laughs> evet dedim ya az önce Kate Baker'ın başına gelen bizim başımıza geldi. Daha sonra en son acknowledgement yani kabul mesajıyla artık oradan söylemiş olalım. Kabul mesajıyla ne yapıyor? Yine e, broadcast olarak gönderiyor. Ve 10.52 IP adresi atanmış oluyor. Bu arada şunu görmüş olduk. DSCP Discover, DSCP Offer, Request, acknowledge mesajları da broadcast gidiyor, geliyor. Ağımızda yine bir broadcast trafiği oluşuyor. Ağın performansını azaltıyor. Evet. DSCP sunucunun adresini zaten biliyor. Bilmiyor. Yani broadcast yaptı. A gitti gönderdi. O paketin içerisinde DSP sunucu adresini söylemişti zaten. Evet. En son ee, dediğimiz gibi discover, offer, request ve acknowledgement. En son artık havuzdan çıkartıyor. Lease dediğimiz kiralama işlemine başlatıyor DSP sunucu. Kiralamanın da bir süresi vardır. Siz isterseniz bunu bir gün yaparsanız. iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, 7 gün, 10 gün. Ve kira süresinin sonunda tekrar scope'a, tekrar pula e, iade edilir. Ama IP adresini kullandıkça, Mesela diyelim ki benim bilgisayarıma modem verdi bunu. Benim router evdeki diyelim ki bir IP adresini. ben bu bilgisayarı diyelim ki 4 günlüğüne verdi. Ne yapıyor? İkinci günün sonunda tam adresin atanmasının yarısında tekrar başvuruyor. Bir istek uzatma, kira uzatma isteği gönderiyor. Ve onu tekrar 4 günlüğüne biteminden itibaren 4 gün uzatıyor. Ama siz açmazsanız bilgisayarınızı bir ay o skopa plot IP başka birine verebilir. Genelde vermiyor. Çünkü neden vermiyor? Siz isteğinizi gönderirseniz MAC adresini sizin bir yerde tutuyor. Ve siz tekrar istersiniz diye. Ha bir ne yapabilirsiniz? Rezervasyon yapabilirsiniz. Reservation zaten Cisco konfigürasyonlarında veya bir Windows konfigürasyonlarında bu var. Ama genelde ki garanti değil %100 olmasa da sizin MAC adresinizden sizi tanıyıp yine aynı IP yi size veriyor. Evet arkadaşlar başka sorunuz yoksa yavaş yavaş bugünkü yayını kapatmış olalım. Evet neden broadcast? Ben onun bir videosunu çekip kanalıma atayım. Yani Discover, Offer, Request, Acknowledgement Vardı belki de ama Yoksa bakarım. Cemal YouTube'a YouTube'da bakın. DSP ile ilgili bir video çekelim. Burada anlattığımızın benzerini. Evet. Sosyal medya arkadaşlar Twitter'dan DM atarak DM'den yürüyerek bana ulaşabilirsiniz. Cemaltener.gmail.com mail adresim. Oradan mesaj atın, mail atın. E Posta Türkçesi. Dünyanın en hızlı mailleri cevap veren adam. Dün arkadaş bir buçukta atmıştı cevap verdim. Hocam diyor gecenin arasında da hemen iki dakikada yazıyorsun falan diyor. E, yani. Niyazi Saral. Yazarsanız Google'a Niyazi Saral kimmiş öğrenirsiniz. Ben uzun anlatmayayım ama kendime örnek aldığım çok değerli bir insandır. Yazı Saral hocamın bir sözü vardır. Der ki ben bir adama mail attığımda 24 saat içinde bana cevap vermezse ben adam öldü, öldü sayarım der. Öldü yani. Benim için yok artık öyle bir adam. Ben de çok 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 önemli bir şey yoksa mesai saatleri içerisinde hatta birkaç dakika içinde birkaç saat bile olmaz cevap veririm. E, hatta bir anısı vardır onu an 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 anlatayım. Kendisi işte Asus'un MSI'ın vesaire anakartlarının Türkiye'de distribütörü bir gün mail atıyor Çin'e gönderiyor. Mail 3 gün 5 gün cevap gelmiyor. Atlı uçağa gidiyor Çin'e. Adamlar görünce şaşırıyor. Ulan ne işi var bu adamın? Türkiye'den hani İstanbul'dan Ankara gitmiyorsun ki. İstanbul'dan Çin'e gidiyorsun. Çin'e Çin'e yani. Diyorlar ne, ne işin var senin? Ya diyor ben size mail attım yazmadınız cevap. Kaç gün geçti? Diyorlar ne acelen var? Ne saral et cizgi Kendinize şu an deneyebilirsiniz. Mail atın. Yani çok ekstra bir durum yoksa size mesaj saat içerisinde hatta çok kısa zamanda döner. Yani bilişim sektöründe Yine turkinternet.com olsun. Belli sitelerde güzel yazıları var özellikle Bu teknik konularda mühendislik konusunda eğitim gören gençlere Tavsiye niteliğinde onları da okuyun derim Mesela bir CV nasıl yazılır bir bilgisayar mühendisinin ya da elektrik elektronik mühendisinin CV'si nasıl olur Bununla ilgili Hatta size linkini vereyim Ve bugün kapatmış olalım Evet Çünkü bazen soru geliyor hocam diyorlar işte bir e, Udemy'den sertifika aldık Bilmem işte yok işte ismekten sertifika aldık bunları yazalım mı Diyorlar CV'mize ben diyorum ki yazmayın Yani sertifika dediğiniz şey bir C Sertifikadır bir e, Ne diyelim OSP sertifikadır bunları yazın sertifikalarınıza Evet linkini de verdim arkadaşlar Mühendisler için sık yapılan özgeçmiş hataları diye Burayı da mutlaka Okuyun. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok kişi sizin siminizi okumuyor. Çok kişi sizin Google'da aradıp adınıza bakıyor. Yani bu konuda arkadaşlara, gençlere diyorum ki mutlaka gidin bir blog yazın. YouTube kanalı açın. Medium'da blog yazın. Yani yarın bugün bir, bir şeyler yaptığınızı ortaya koyan bir şeydir bu. Bir ölçüdür. Yani siz Google'a yazıp Cemal Tener yazdığınızda neye ulaşıyorsunuz? Veya başka bir yarın bir gün bir eğitmen duydunuz adını. Yazın Google'a ne çıkıyor? Ona göre kıyaslarsın. ha. ben iyiyim anlamında söylemedim bunu sakın ha. Google'da çıkıyorum diye. Google'da sanatçılar da çıkıyor. adam işte çıkmış acayip, acayip fotoğrafları. Bu şu anlamında değil. Google'da çıkması iyi bir anlamda değil. Hani ne yaptığınızı en azından bulabilir, ulaşabilir size anlamında. Bir işte şeyiniz vardır. Ne bileyim blogunuz. Blog, blogger, WordPress bunlar ücretsiz arkadaşlar. Para vermenize gerek yok. Açın. ARP paketi, bilmem ne ARP protokolü öğrendiklerinizi yazın. Yanlış da olabilir. Önemli değil. Ama sonuçta sizin bir çaba harcanız, emek harcanızı gösterir bu. Evet arkadaşlar iki saat oldu. Ben buradan OBS'den yayını durdur diyorum. Kapatıyorum yani yayını. Dediğim gibi camantaner.com link edin Twitter. Başka sosyal medyadan bana ya yani Instagram falan var benim hesabımda. Instagram camantaner35 tam 35 gösterdi ama oradan mesaj atsanız benim herhalde kurulu değildir telefonumda yani. Evet LinkedIn, Cemaltenarici.me.com ve Twitter'dan DM. Görüşürüz başka bir an, e, yayında şeyde, benim YouTube kanalımda beklerim kanalıma. Kanalıma abone olmayı ve beğeni tıklamayı ve zile tıklamayı pardon unutmayın. Kapatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.